Fırsatları değerlendir. Sayın Dekan Yardımcım, Sayın Bölüm Başkanlarım, Sayın Hocalarım ve çok değerli katılımcılar. Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Koordinesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Hemşirelik Bölümü ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü işbirliğiyle 2-8 Ocak Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası kapsamında düzenlenen Tüberküloza Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz. Vatanımızın birliği ve beraberliği için mücadele eden Gazi Mustafa Kemal ve kahraman ordumuzun yiğit neferlerini, bu cennet vatan uğruna Kurtuluş Savaşı'ndan günümüze kadar canlarını hiçe sayan aziz şehitlerimizi ve salgın döneminde hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Sizleri onlar için saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Sayın Profesör Doktor Türkün Azaç hocamızı kürsüye teşkilen arz ederim. Sayın Sürekli Eğitim Merkezi Müdürümüz Tevhan, Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden gelen hekimlerimiz, Yedi Kule Göğüs Hastalıklarından gelen çok değerli konuşmacılarımız, bölüm başkanı hocalarımız, akademisyenler ve çok sevgili öğrenciler. Bu anlamda multidisipliner yaklaşım konulu simpozyuma hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz katıldığınız, destek verdiğiniz için. Şimdi tabii burada çok değerli konuşmacılarımız tüberkülozu eline boyuna anlatacaklar ama ben ilk konuşmacı olarak tabii ki gençler bilemeyebilir. Tüberküloz 1950'lerden bu yana çok ciddi en önemli sağlık sorunlarından bir tanesi. Verem dediğimiz bir hastalık ve Türkiye ulusal veremle mücadele kapsamında hastalık oldukça kontrol altına alınmıştır. Ancak son yıllarda ne yazık ki bu pandemi nedeniyle hastanelere gelememe, erken tanı programlarının yapılamaması sanırım konuşmacı hocalarımız da dile getirecektir. Verem insidansında bir artışa neden olmaktadır. Ve verem gerçekten COVID-19'dan sonraki ikinci derecede önemli bu bulaşıcı hastalıklardan bir tanesi ve bildiğiniz üzere solunum yoluyla geçen bir hastalık. Evet, burada
Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler bunu kalkınabilir sağlık hedeflerine koymuşlardır ve 2030 yılında tamamen tüberkülozu %90 oranında azaltmayı hedeflemişlerdir ama umarım öyle olur. Bu gidişte çok öyle olacak gibi de gözükmüyor. Tabii burada bizlere düşen görev nedir? Tabii ki tüberkülozda erken tanı, tarama programları, eğitim son derece önemlidir. Eğitim, bakım, tedavi, tabii ki beslenmesi, rehabilitasyon. Yani burada multidisipliner bir anlayışla yaklaşmak gerekiyor. Tüberkülozun önlenmesi ve başa çıkılması açısından. Bu açıdan da bu simpozyum oldukça önemlidir. Burada bu konuya aydınlatacak olan değerli öğrencilerimizden de katılım oldukça fazla. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Başarılı bir simpozyum diliyorum. Saygılarımla. Konuşmalarından dolayı Sayın Profesör Doktor Tekniz Arslan Hocamıza teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi ise Tıp Fakültesi Dekan Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Tevhun Aydın Hocamızı kürsüye teşviklerini arz ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Türkiye'niz hocamın bu güzel açılış konuşmasından sonra gerekli şeyde zaten hocamız söyledi. Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde zaten Türkiye'niz hocamızla beraber çalışıyoruz. Bugün hocamla da beraber yıllarca çalıştık. Sürekli Eğitim Merkezi tabii böyle toplumu, öğrencileri, halkı gerek bilgilendirmeler, gerek ortak çalışmalar, araştırmalar yapabilme noktasında aktif olan bir birimimiz esasında. Bunu tabii daha aktif hale getirebiliriz. Bunlar noktasında özellikle pandemi öncesinde çok çok aktiftik. Özellikle hemşirelik bölümü, fizyoterapi bölümü ve beslenme diyetetik bölümünden çok büyük destekler alarak hizmetler yürütüyorduk. Pandemide tabii bir kesinti oldu ama pandemiden sonra şimdi böyle kalabalık bir salonda konuşabilmek hakikaten bizi çok sevindiriyor. İnşallah bu tip toplantıları daha gelişkin şekilde yapacağız. Şimdiye kadar webinarlar üzerinden yürütüyorduk. Ama daha böyle sahada daha birlikte yapabilmeyi ümit ediyoruz. Bu noktada da sizlerin desteklerini zaten arkamızda görüyoruz. Ben düzenleme komitesine öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle multidisipliner bir çalışmayı yapabilmek kolay bir şey değildir. Sadece bir kağıdın arkasında yazdığımız zaman gibi olmuyor. Bunun tabii bir background'ı var. O background'ın şeyi çok önemlidir. Şimdi bu toplantıda özellikle ilçe sağlık müdürlüğü, gerek Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi değerli ekipleri, yani sahanın içerisinden gelen esasında hocalarımız ve bir de akademik bir camia var. O akademik camianın yani bir eğitim araştırma hastanesi, bir ilçe sağlık müdürlüğü ve bir akademik bir ortamın tüm yönleriyle birlikteliği tabii çok güzel şeyler ortaya çıkarabilir. Ebru Hocam'la da toplantı öncesinde konuştuğumuzda bu tip toplantıları geliştirebiliriz. Özellikle Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde yapabiliriz diye ben ümit ediyorum inşallah. Özellikle Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi tabii bu işin duayen noktalarından. Oraların tecrübelerini birazdan dinleyeceğiz hep birlikte. Tabii biz sağlık neferleri olarak, sağlık hizmetkarları olarak öyle diyelim. Tüberkülozun tabii ne olduğunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Ben tabii klinisyenim, fizik tedavi ve biraz romatolojiyle de ilgileniyorum. Bizim hemen hemen günlüğümüz neredeyse hani tüberküloz yok mu, var mı acaba diye. Yani her hastalığı acaba bunu böyle bir zihnimizin bir yerinde vardır. Kullandığımız ilaçlar, immünosupresif ilaçlar vesaire olduğu için gerek işte hocalarımızdan, gerek bizim göğüs hastalıkları birimlerimizden tabii hep aktif şey yoktur, destekler istiyoruz. Sizler de öyle. Yani klinikte bir hasta yattığı zaman bir hemşire olarak veya bir beslenmeci, beslenme diyetetikle uğraşan bir kardeşimiz olarak
nelere dikkat etmemiz lazım, nasıl bir hastalıkla karşı karşıyayız, bu pratikleri yaşamak gerekiyor. Onun da zemini burada. Şimdi hocalarımız zaten bilgilendirecekler. Ben emekleri geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeklerinize, yüreklerinize sağlık. İyi bir toplantı geçmesi dileğiyle. Konuşmalarından dolayı Sayın Profesör Doktor Teoman Aydın hocamıza teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi dünyada ve Türkiye'de tüberküloz verilerine güncel yaklaşım, Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı konu başlığını size aktarmak üzere. Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Sayın Doktor Ebru Yücel'i kürsüye davet ediyorum. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Sayın hocalarım, değerli katılımcılar, Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak bu multidisipliner sempozyumda yer almaktan bizler de onur duyuyoruz. Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde halk sağlığı uzmanı olarak görev alıyorum. Sağlıklı Hayat Merkezi'nin aynı zamanda sorumlu hekimiyim. Ve İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak tüberküloz noktasında ne gibi hizmetler yürütüyoruz? İl sağlıklı olsun, Verem Savaş dispanserleriyle olsun ve hastanelerle olsun nasıl bir koordinasyon içindeyiz? Bugün sizlere kısaca ondan bahsedeceğim. İlk olarak kısa bir tüberküloz verilerinin ilk sunumu gerçekleştirmem nedeniyle kısaca bir tüberkülozla ilgili bir giriş yapıp daha sonra Türkiye'de ve dünyadaki durum nedir? Hastalık hala bu kadar aktif midir? Bugün bunun önemine vurgu yapacağım. Dediğim gibi ilk olarak aslında benden sonraki sayın hocam çok daha detaylı olarak tüberküloz hastalığından bahsedecektir ama çok kısa bir girişle devam edeceğim. Dünyada ve Türkiye'de tüberkülozdan ve bu tüberkülozla ilgili ne gibi çalışmalar yürütüyoruz, biz neresindeyiz sizlere bunu aktaracağım. Tüberküloz hastalığı aslında hepimizin bildiği gibi Mycobacterium tuberculosis isimli bir basil nedenle oluşmakta. Oldukça enfeksiyöz ve bulaşıcı bir hastalık. Başta akciğerler olmak üzere hastalık oluşturmakta ama onun dışında farklı organlarda da hastalık oluşturabilmekte. Hastalık biyopsikososyal özellikli bir hastalık. Aslında bugünkü multidisipliner organizasyon tam da odak noktası burası. Ve bunu da sizlerle detaylı olarak tartışacağız. Neden böyle özelliği var ve çoklu farklı yaklaşımlar ve multidisipliner bir yaklaşım gerekiyor. Hastalık sizlerin de bildiği gibi aslında uzun süreli, çoklu ilaç kullanmayı gerektiren bir tedavi süreci var. Fakat tedavi sürecini düzenli olarak takip edip başarı sağladığımızda da gayet yüksek bir başarısı mevcut. Semptomları basit olarak öksürük, kanlı balgam, intermittent ateş gibi bulgularla gelebilir. Ve 2-3 haftadan uzun süren öksürük şikayeti olanlarda akciğer bulguları eğer ki antibiyotik tedavisiyle düzelmiyorsa her hastada tüberküloz aklımızda olmalı. Basilin kaynağı kim peki? Herkes aktif olarak bulaştırıcı mıdır? Burada en önemli olan noktalardan birisi tedavi görmemiş veya düzenli tedavi olmayan kişilerin bulaştırıcı olması. Peki hangi organ tüberkülozları bulaştırıcıdır derseniz akciğer ve larynx tüberkülozu hastaları bulaştırıcı olmaktadır. Bulaş yolunda sizlerin bildiğiniz gibi öksürük ve aksırıkla açığa çıkardığımız tüberküloz basilleriyle hava yolu üzerinden basiller ortaya çıktığında ve bu basiller sağlam kişiler tarafından inhale edildiğinde hastalar tüberküloz basiliyle enfekte olur. Peki enfekte olmak hasta olmak mı demek? Hayır, hastalık durumu değildir. Enfekte olanların %90'ı toplum içinde enfekte olarak kalmakta. Bunların %5'i ilk 1-2 yılında bağışıklık sistemi zayıfsa tüberküloz hastası olmakta, %5'lik kısım ise hayatlarında bağışıklık sistemi zayıfladığı herhangi bir noktada hasta olarak, yani yaklaşık %10'luk bir kısmı hasta olmakta, yani her enfekte olan hasta olmamakta. Tüberküloz tanısını ARB boyamasında veya kültürde üretebilmekteyiz. Yetişkin hastada dediğim gibi hastalığın meşakkatli olduğu noktalardan birisi tedavi süresinin uzunluğu. İlk ay dörtlü, sonraki dört ay ikili ilaç tedavisiyle hastalık tedavisi düzenlenmekte. Hastalıkla ilgili bu kadar uzun bir tedavi süreci olduğu için doğrudan gözetimli tedavi dediğimiz 2006 yılından itibaren bu tedavi planını uygulamaktayız. Bu tedavi planı nedir derseniz, hastanın her gün ilacını bir sağlık çalışanı veya bu konuyla ilgili eğitim almış birisi tarafından
gözetimli olarak verilmesinin sağlanması. Bu eğitimli kişi bir öğretmen olabilir, muhtar olabilir, aile sağlığı çalışanı olabilir. Ve bununla ilgili de hasta ilacını içtiğinde gözetmenin adı, soyadı, tarih, ilgili bilgiler doldurularak tedavinin devamlılığıyla ilgili cetvel oluşturulur. Peki COVID döneminde ne yaptık biz? Hani bu kadar yakın kişilerle bir arada değildik. Fakat video üzerinden kişinin ilacını alıp almamasına yönelik denetimlerimiz ve gözetimimiz devam etti. O noktada da dediğim gibi VGT dediğimiz tedavi planına uygulamaya başladık. Dünyada tüberküloza baktığımızda tüberküloz hala maalesef dünya genelinde de son derece önemli bir sorun ve ciddi bir hastalık yükü oluşturmakta. 2002 tüberküloz raporuna baktığımızda 2001 yılında hala yaklaşık 11 milyona yakın tüberküloz hastası bulunmakta ve bunların 1.6 milyonu da hayatını kaybetmekte tüberküloz nedeniyle. Ve dünya nüfusunun 1/4'ü tüberküloz basiliğiyle enfekte. Bu ne demek oluyor? Aramızda da yani 1/4 oranında enfekte kişi bulunabilir. Yani son derece yaygın aslında enfeksiyonu. Fakat bunların hepsi hasta oluyor mu? Dediğim gibi herkes hasta olmuyor. Ve dünyadaki ölümler arasına baktığımızda ilk 20 içinde 13. sırada yer almakta. Tüberküloz insidansına baktığımızda özellikle son yıllarda maalesef bir insidansta yıllar içinde artış görüyoruz Türkiye'de özellikle. 2019, 20 ve 21'e baktığımızda hem insidansta artış hem de mortalitede artış ekranda görülmekte. Ülkelere göre baktığımızda ise ülkemiz yaklaşık 100.000'de 10 ila 49'da ikinci mavi renkte yer almakta. Özellikle sahra altı dediğimiz Afrika kıtasında çok yaygın olarak tüberküloz görülmekte ve tüberküloza eşlik eden hastalıklarla birlikte burada yaygın bir tüberküloz prevalansı izlenmekte. Dünya Sağlık Örgütü'nün tedavi başarı oranlarına baktığımızda son yıllarda maalesef tüberküloz hala dediğim gibi toplumumuz için bir riskli ve külfetli bir hastalık. Tedavi başarımız da yıllar içinde maalesef son 2018-2019 ve 20 yılı verilerine bakıldığında bir miktar azalma görülmekte ve nüks olgularda da tedavi başarısında bir düşüklük dikkat çekmekte. Türkiye'de tüberküloza yönelik verilere baktığımızda ise Türkiye'de 2005 yılından itibaren artık hastane bazlı veriler değil, direkt bireysel bazlı veriler üzerinden bizler hareket ediyoruz. Ve 2021 yılında yaklaşık 9150 yeni ve nükseden toplam vaka sayımız mevcuttu. Bunların detaylı olarak baktığımızda da %94'ü yeni olgu, önceden tedavi görmüş olgumuz ise %6 olarak belirtilmiş. Akciğer tüberkülozu evet son derece yaygın, %63 oranında akciğer tüberkülozu görülmüş. Akciğer dışı tüberküloz da yine azımsanmayacak bir oranda %37 oranında görülmekte. Erkeklerin %50'sinde, kadınlar ise %43 oranında tüberküloz hastalığına yakalanmışlar. İllere göre baktığımızda aslında nereden nerelere geldik sorusuna cevap olarak 2005 yılında gördüğünüz gibi çok yaygın bir prevalans da kırmızıya boyalı olan illerimiz var. Üst sol kısımda yer alan. 2021 yılında ise biraz daha bizi rahatlatan bir tablo görülmekte. Yaş gruplarına göre baktığımızda genç, erişkin ve özellikle 65 yaş üstü grubu öncelikli olarak tutmakta hastalık. Çoklu ilaca dirençli tüberküloz olgularına baktığımızda maalesef yıllar içinde bir azalma grafiğimiz olsa da hala önemli bir sayıda ilaca dirençli tüberküloz vakalarımız devam etmekte. Tüberküloz olgularına HIV testi yapılma durumu, tüberküloz ve HIV birlikteliği son derece yaygın. Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği bütün istatistiklerde de genelde tüberküloz HIV birlikteliği veya ayrı tüberküloz olarak istatistiklerde de sunulmakta. Ülkemizde de dikkatinizi çekmek isterim ki son yıllarda her tüberkülozu olana HIV testi, her HIV olana da tüberküloz testi artık rutin olarak uygulanmakta. Ve uygulanan test sayısı ve yakalanan HIV pozitiflerdeki artışta dikkatinizi çekmek isterim. Birlikteliği son derece yaygın.
Tüberküloz olgularının bu kadar sıklığından bahsettik. Peki bunların hepsi bizim kendi yerli vakamız mı? Hayır, değil. Yaklaşık %84'ü Türkiye doğumlu vakalar. Suriye doğumlu olanlar ise %16 gibi gene dikkat çekici bir oranda bulunmakta. Tedavi sonuçlarına baktığımızda tedavi başarısı son yıllarda %80 oranında. Takip dışı kalanlar %2 oranında. Maalesef %10 ölüm, azımsanmayacak bir miktarda ölüm görülmekte ve tedavide olanlar %7 gibi. İllere göre tedavi başarı oranına baktığımızda ise İstanbul biraz daha tedavi başarısı düşük ve hedeflenen kriterlere göre de Türkiye geneli başarımız maalesef %90'ın altında, %81 gibi yer almakta. Buna yönelik Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürleri her ilde tüberküloz kontrol programına göre göstergeler oluşturmakta ve hedefleri buna göre planlamakta. Bizlerin de hem İl Sağlık Müdürlüğü hem de İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak yürüttüğümüz tüm hizmetleri bu hedef göstergeleri yakalamakla ilgili bir çaba sarf etmekteyiz. Tüberküloz tedavi kapsamına geldiğimizde burada yüksek bir hedef düzeyimiz var. Aslında biz de tüberkülozla ilgili tüm vakaları yakalamak üzerine son derece yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. Tabi bu vakalarla ilgili nasıl çalışmalar yapıyoruz İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak? Öncelikle kişiler sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurduklarında tüberküloz bildiğiniz gibi arkadaşlar bildirimi zorunlu bir hastalık. Fakat bildirimle ilgili işlemler o kadar uzun ki yani maalesef külfetli ve ciddi vakit alıcı bir zaman içermekte. Bazı hekimler bildirimle ilgili süreci atlayabilmekte, hani her ne kadar bunu hedeflemesek de. Öncelikli olarak bildirimle ilgili direkt eğer bildirdikleri zaman hastanelerden vakalar direkt bizim sistemimize düşmekte. Ve bu vaka ile ilgili biz hemen Verem Savaş dispanserleri ve bizler de kendimiz filyasyona çıkarak hasta ile ilgili ilk süreci başlatmaktayız. Ve daha sonrasında da Verem Savaş'a yönlendirerek hastanın tedavisini alması ile ilgili süreçleri kontrol etmekteyiz. Verem Savaşlar üzerinden de 6 aylık düzenli veriler alarak İl Sağlık Müdürlüklerine hem tedavi gören hastalar hem de yeni lüks vesaire gibi durumlarla ilgili bildirimleri yapıyoruz. Eğer hastanelerle ilgili bir bildirim yapılmadıysa bu durumda ne yapıyoruz? Her an düzenli olarak tüm ilçemizde yer alan hastanelere ziyaret ederek sürüyen sorumlularıyla düzenli görüşmeler yapıyoruz. Hastane bilgi sistemlerinde tüberkülozla ilgili yapılan tüm laboratuvar çalışmalarını bilgi sistemleri üzerinden tarıyoruz. Ne gibi testler yapılmış, kimlere yapılmış, sonucu pozitif çıkmış mı bakıyoruz ve tüm bu pozitif çıkanlar bildirilmiş mi geriye yönelik bir araştırma içerisinde tekrar tüm vakaları yakalamaya çalışıyoruz. Vakaların Türk uyruklu ve yabancı uyruklu olmasına göre de farklı süreçler işliyor. Yabancı uyruklular kimliksizse İl Sağlık Müdürlüğü ile yazışmaları düzenleyip bunların kimlik almaları, tedaviye başlamaları yönünde çalışmalar yürütüyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ilgili de tüberküloz genelde sosyoekonomik düzeyi düşük kişilerde ve bağışıklık sistemi dediğim gibi düşük kişilerde hastalık oluşturduğu için buna yönelik protokoller neticesinde hem maddi hem de psikososyal destek programları var. Kişiler maddi yardım alabiliyorlar ve bu maddi yardımla ilgili gerek görüşmeler, sosyal çalışmacımızla ev ziyaretleri de bizler tarafından yürütülmekte. O yüzden hastalığın tedavisi kapsamında çok geniş çalışmalar yürütüyoruz ve dört bir koldan hastaları yakalamaya ve o tedavi çatısı altında toplamaya çalışıyoruz. Peki bunu gerçekleştirdikten sonra tedavi başarı oranımıza baktığımızda maalesef %81 ile başarısız olmuşuz. Çünkü hastalığın tedavisi az önce bahsettiğim gibi son derece uzun bir süreç ve meşakkatli bir yol. Umarım bu noktada gerekli çabayı hep beraber gösterip yükselteceğiz. Tüberküloz hastası takip dışı kalma oranımıza baktığımızda %2. Bununla hedefi yakaladık. Tüberküloz hastası başına temaslı muayenesi. Dediğim gibi bizim sistemimize düşen her hasta için direkt filyasyon yapılmakta, temaslıları var mı? Bunlarla ilgili raporlar çıkmakta ve temaslılar Verem Savaş dispanserine yönlendirmekte. Her hasta için Sağlık Bakanlığı'nın şu an belirlediği yeni kriter 4 temaslının minimum yakalanması. Gerek aile çevresinde gerek iş çevresinde sürekli temas içinde olduğu. Bunlarla ilgili mikroskobi gayet iyi yapıyoruz. Kültür yaparak tanıları koyuyoruz. İlaç duyarlılık testinin kapsayıcılığı ve da maalesef bir
ufak başarısızlığımız mevcut. Tüberküloz olgu ölüm hızımız ise maalesef ki hala yüksek. Yani %10'unu neredeyse kaybediyoruz hastaları. Ve DGT oranımız da %98. Tüberkülozla ilgili kontrol çalışmalarından bahsettim. Biz ilçe sağlık müdürlüğü olarak il sağlığın hastanelerin ve Verem Savaş dispanserlerinin tam merkezinde her türlü kurumla işbirliği ve koordinasyon halinde aktif olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Peki Verem Savaş dispanserleri hala aktif mi? Dikey yapılanmada. Zaman içinde maalesef ki hastalığın sizlere bahsettiğim gibi görülme sıklığı nedeniyle hala aktifler. 500 bin nüfusa bir Verem Savaş dispanseri bulunmakta ve her 100 hasta için bir hekim, 50 hasta için de bir hemşire bulunmakta. Türkiye'de toplam 173 tane dispanserimiz mevcut. Dispanserimizde yapılan tüm çalışmalar, muayene, röntgen, balgam, mikroskopi çalışmaları da ekranda yer almakta. Verem Savaş dispanserlerine dediğim gibi hastalarla ilgili tüm tedavi süreçleri yürütülmekte, aynı zamanda temaslı muayenesi gibi işlemler de yapılmakta. İl Tüberküloz Kontrol Kurulumuz var. Yani tüberkülozla ilgili tüm ilin önde gelenleri, tüm ilçe idari sorumluları düzenli olarak yılda bir kez toplanıp bunlarla ilgili projeleri aktif olarak yürütmekte ve gerekli takipleri sağlamaktalar. Rehberlerimiz var. En son 2020 yılında ve 2021 yılında basılmış olan güncel rehberlerimiz bakanlığın sitesinde mevcut. Verem Savaş yıllık raporlarımız var. 2001 yıl öncesine, şu an 2021 ve 22 hazırlanmakta. Ulusal tüberküloz sistemimiz var. Dediğim gibi mobil taramaları düzenli olarak toplumda yaygın olarak görülen bölgelerde taramalar yürütmekteyiz. Sosyal yardımla ilgili kısmımız var. Bu sistemde de aktif olarak her sekmesini kullanmaktayız. Az önce bahsettim, nakdi ve psikososyal destek hizmeti var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla yapılan protokol doğrultusunda eğer hasta DGT'ye uyum sağlıyorsa 2018 yılından itibaren sosyal destek alabilmekte. Kimler sosyal destek alabilmekte? TC vatandaşı olanlar, Verem Savaş dispanserine kayıtlı ve tedavi altındaki tüberküloz hastası olmak, DGT almak ve hane halkı gelirinde asgari ücretin 2/3'ünden altında olması. Önemli miktarda hastamız bu nakdi ve sosyal yardımdan faydalanmakta. Tüberkülozla ilgili eğitimler Bakanlık bünyesinde de son derece aktif olarak devam etmekte. Hem hekimlere, hem hemşirelere, hem de hizmetçi personele yönelik yoğun bir eğitim olmakta. Sağ ziyaretleri yapılmakta, aynı zamanda konuyla ilgili iletişim, sorun çözme, liderlik, koçluk ve motivasyonel görüşmeler de yapılmakta. Çünkü az önce bahsettiğim gibi bir hastayı yakaladığımızda çok ciddi bir motivasyonel süreçle Verem Savaş dispanserine ve tedaviye yönlendirmelisiniz. Ve bu tedavinin de devamlılığını sağlamalısınız. Kişiler ilk aşamada bile reddedebilmekte. Bu nedenle hani bu işe gerçekten gönül vermiş insanlar ciddi motivasyonel konuşmalar yaparak sürecin devamlılığını sağlamaktayız ve bunlarla ilgili eğitimlerimizde yer almakta. Ocağın ilk haftası, bugün de burada bulunma nedenimiz gereği farkındalık haftası olarak kutlanmakta tüberkülozla ilgili ve bununla ilgili aktiviteler yürütülmekte. Mobil tarama ekiplerimiz var. İstanbul'da 6 tarama ekibiyle ilgili yerlerde, örneğin ceza infaz kurumlarında yıllık olarak, düzenli olarak taramalar yürütmekteyiz. Bunun dışında huzur evlerinde, çocuk yuvaları, okullar, yurtlar gibi riskli yerlerde de taramalar yürütülmekte. Ve mobil ekipler tarafından yapılan da 28.600 tarama bulunmakta 2021 yılında. Tüberküloz ilk koordinatörlerimiz var ve bakanlığın saha danışmanları var. Tüberkülozla ilgili dediğim gibi ciddi bir sıkı yapılanma var. İlk koordinatörleri ilde herhangi bir, size sadece bu sağlık kurumları arasında çıkan herhangi bir sorunda direkt devreye girmekte ve saha danışmanlarıyla sürekli bakanlıkla ilgili iletişim sağlamaktayız. Tüberküloz için 4 tane Türkiye geneli büyük referans hastanemiz var. 2 tanesi İstanbul'da Süreyya Paşa ve Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi. Antitüberküloz ilaç temini de genelde İl Sağlık Müdürlükleri üzerinden Verem Savaş dispanserlerine ve referans hastanelere dağıtımlı olarak sağlanmakta. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
Hocam sizleri bir süre sahnede misafir edeceğiz. Hocamıza belki takdirini gerçekleştirmek üzere Sayın Profesör Doktor Teoman Aydın hocamızı sahneye arz ediyorum. Sayın hocamıza çok teşekkür ederiz. Efendim şimdi tüberküloza tanı, tedavi ve korunma konu başlığını sizlere aktarmak üzere Helikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Meda Güneş Ortaköylü'yü kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok güzel bir toplantı düzenlemişsiniz. Bizim gibi, Ebru'nun da söylediği gibi tüberküloza gönül vermiş, tüberküloz savaşçılarının yani çok özlediği bir toplantı olmuş. Çünkü tüberküloz multidisipliner yaklaşım gerektiren sosyal bir hastalık. Mısırlar zamanından beri var olan bir hastalık ve 1944 yılında ilk ilaç bulunuyor. Bu zamana kadar ilaç bulmalar devam ediyor. 1947 yılında farkındalık haftası Türkiye'de ilan ediliyor. Biz 76'sını kuruluyoruz. Hakikaten ne kadar zaman olmuş? 76 yıldır ciddi bir emek ve savaş veriliyor. Sosyal dalgalanmalardan çok etkileniyor. Mesela bu sene Dünya Sağlık Örgütü'nün raporunda görmüşsünüzdür. Açlık, karnı doyan insanlar tüberküloz olmuyorlar. İkincisi mesela HIV pozitifliği, diyabet, sigara, bunlar faktörler. Eğer toplumda bunlar yoksa, kan iyi doyuyorsa tüberküloz insidansı düşüyor. Bir savaş, bir kıtlık, bir açlık, bizim gibi sosyal dalgalanmaları yaşayan, göç alan toplumlarda da inişli çıkışlı biz bunları yaşıyoruz. Ben bugün size tüberkülozda tanı, tedavi ve korunmadan bahsedeceğim. Ebru Hocam da neredeyse hep bunları farkındalık haftasında benzer şeyleri anlatıyoruz. Aynı slaytlarımız bazen çakışmış ama hem tekrar olur hem de biz en çok severse tüberküloz enfeksiyonu ve tüberküloz hastalığı ile ilgili onu bir şey yapacağım, anlatmaya çalışacağım. İkisi biraz farklı çünkü hemşire olarak da bizim sağlık çalışanı olarak da bunu bilmemiz lazım. Bundan bahsedeceğim, sonra da tedavi ve korunmadan bahsedeceğim sizlere. Çünkü tüberküloz, şöyle ilerletmek şöyle oldu galiba. Söyledik, verem hastalığı halk arasında duman da derler bazen bile. Bu kabakterin tüberküloz isimli bir basilin insanlarda yaptığı tüm organları tutabilen, bulaşıcı, tedavi edersek iyileşen, edemezsek de ölümle sonuçlanan bir enfeksiyon hastalığı. Bu zamana kadar, Covid çıkana kadar en ölümcül enfeksiyon hastalığıydı. Şimdi ikinci sıraya düştü ama hani Covid ile baş edildikten sonra yine tüberküloz riskini devam ettirecektir. Şimdi nasıl bulaşıyor? İnsandan bulaşıyor. Hasta insandan bulaşıyor bize. Öksürmek, aksırmak, kapşırmakla tüberküloz basillerini hasta insan havaya salıyor ve bu sağlam insanları inhal ettiğinde enfekte oluyor. Peki, şimdi nasıl bulaşıyor bu? Damlacık çekirdeği diye ben öksürdüğümde, hapşırdığımda böyle görülür, aerosol gibi değil mi? Fıslattığınızda görülür. Damlacık çekirdeği dediğimiz hava asılı kalabilen küçük, 5 mikrondan küçük partiküller var. Bunlar bir üç basit şey yapıyor, ihtiva ediyor. Bunun farklı olarak havada asılı kalabiliyor. Öyle ki eğer böyle karanlık bir ortamsa, nemli bir ortamsa %60-73 saat, %28-30 da 9 saat havada asılı ve canlı kalabiliyor. Yani hasta geldi buraya öksürdü, aksürdü ya da ben burada bir işlem yaptım. Burada hiç korunmasız gelen biri bu havayı inhale ettiğinde enfekte olabilir anlamına geliyor arkadaşlar. Bu açıdan önem arz ediyor. Peki şimdi biz hastanın da geldi, öksürdü ya da ben ona bronkoskopi yaptım. Sonra da ARN'si pozitif çıktı. Bunu inhal ettim. Benim başıma ne geliyor? Şimdi ona bakalım. Şimdi ilk karşılaştığımda bir non-immün savunma mekanizmaları var. Ne hangi bir basit, bakteri, virüsü. Ben gördüğüm zaman ona bir şey yapıyorum. Vücut direncime göre bir reaksiyon gösteriyorum. Ve onu bertaraf edebiliyorum. İşte ilk benim immünitem iyiyse %70 hiç bir şey olmuyor. Benim onun makrofajlarım, nötrofillerim yok ediyor, gidiyor ve enfeksiyon başlamıyor. Ama %30 benim immün durumum yetersiz olabiliyor ve bir enfeksiyon başlıyor.
bütün makrofajlar, sitokinler salınmaya başlıyor ve 6-8 haftalık bir süreç. Ben basili aldıktan sonra basilin vücudunda çoğalıyor. Ben ona bir takım reaksiyonlar geliştiriyorum ve ondan sonra onu orada tutabilirim. Ne olur? %95 ben onu immünitemi geliştiririm ve toplarım ikinci ayın sonunda. Ama %5 yetersizse benim immünitem, bir hastalığım varsa, zayıfsa, o zaman böyle progresif pulmoner tüberküloz gibi ya da menenjit tüberküloz gibi ciddi bir hastalık geliştirebilirim. %95 ben yeterli oldum. Ne oldum? Enfekte oldum. Hasta olmadım ama enfeksiyon havuzuna düştüm. Ne gelir benim başıma? Hayatımın herhangi bir döneminde bu %95'in %5 ila 10'u tüberküloz hastası olur. Ne olur? Ben şimdi gençim. Mesela enfekteyim zaten. Ne kadar zamandır? Hadi genç sizden siz kadar genç değilim de. Şimdilik daha yaşlandığımda ya da bir ek hastalığım ortaya çıktı. Ne bileyim? Kanser oluyorsun, kemoterapi görüyorsun, diyabet oluyorsun. Yaşlılık bile immüniteyi düşündüren bir şey. Düştüğün anda da o orada senin vücudunda dorman halde yaşayan basiller aktif hale geliyor ve seni hastalandırabiliyor. Enfeksiyon ve hastalık farklı bir şey. Tüberkülozun bir özelliği bu. Önemli bir özelliği bilmemiz lazım arkadaşlar. Tekrar söylersem, ben tüberküloz mikrobunu aldım, inhale ettim. 6-8 hafta sonra bir immünite geliştirdim. Enfekte oldum ama hasta değilim. Ben şimdi laten tüberküloz enfeksiyonu olarak tanımlanan gruptayım arkadaşlar. Bunu da söyledik. Dediğimiz gibi yani laten tüberküloz enfeksiyonu en çok 1-2 yıl içinde önemlidir. Onun için PPD mesela sağlık çalışanlarında kontrol önemlidir. Enfekte olduğun halde ilk 2 yılda hastalık daha çok gelişeceği için laten tüberküloz enfeksiyonu 2 yılda tanımladığın anda koruyucu tedaviyi vermemiz gerekiyor. Şöyle baktık şimdi, tüberküloz enfeksiyonu hastalığı için risk faktörleri var. Şimdi ben hiçbir şeyim yok, hiç basit görmemişim, gelmişim. Risk faktörü benim için neler? Yüksek tüberküloz prevalansı olan bir yerde yaşamak. Bu da birazcık böyle şey oluyor. Mesela benim için Afrika'dan gelenler yüksek prevalanslı yerden gelmiş oluyor. Ama Amerika'ya gitsem ben yüksek prevalanslı yerden gelmiş oluyorum. Benim PPD'mi pozitif buldukları anda hemen onun tüberküloz tedavisi başlıyorlar. Tüberküloz basili ile karşılaşma olasılığı yüksekse mesela risk grubundayım. Kim bunlar? Mesela biz sağlık çalışanları işe girer girmez değil mi? Ya da okula girer girmez tüberküloz hastalığına hiç şey yapmadan hazırlıksız olarak karşılaşabiliyoruz. Biz enfekte olmaya aday yüksek bir risk faktörü taşıyoruz. Karşılaşma sürem önemli değil mi? Evimde, odamda, arkadaşım ya da ailemde öyle bir şey varsa uzun süre karşılaşmışsam yine hastalanabiliyorum. Bir de duyarlılığım varsa herkesin immünitesi farklı. Kimisinde ek hastalıklar var bu şekilde. Diyelim ben bir şekilde enfekte oldum. Geldim. Ondan sonra zaten tüberküloz enfeksiyonum var. Şimdi ben hasta olur muyum, olmaz mıyım? Olma ihtimali şöyle artıyor. AIDS hastalığım varsa, HIV pozitifim varsa bunlar basili gördüğü anda %100 tüberküloz oluyorlar arkadaşlar. Kanser şeker hastalarında risk artıyor 3-16 kat. İlaç bağımlılarında, kronik böbrek yetmezliği olanlarda, zayıflarda mesela body mass indeksi 18'in altındaysa onlar risk altındalar. Ondan sonra enfekte olduktan sonraki sürenin uzunluğu da yine bir faktör. Şimdi zaten tüberküloz enfeksiyonunu biz nasıl tanımlıyoruz? Tanımlayamıyoruz çünkü onun bir klinik bulgusu yok. Baktığımızda asemptomatik bu hastalar. Yani enfekte olduğumu bilmiyorum. Çok böyle hakikaten hassas kendinin farkındaysa diyor ki 1-1,5 ay önce işte ben böyle bir gece terlemelerim olmuştu, bir kırıklığım, grip gibi olmuştum diyor. Bunun tanısını sadece tüberkülin deri testi yani PVD ile koyuyoruz. Bir de interferon gamma salınımı testler var. Bununla koyuyoruz. İndirek oluyor. Bunlar bizim basille tanıştığımızı gösterir. Enfekte olduğumuzu gösterir. Ne zaman tanıştığımızı göstermez. Hasta olduğumuzu da göstermez. Tamam arkadaşlar. Bakalım şöyle bir PVD yapanımız da var. Yapacak olanlarımız da var. 0,1 mililitrelik şeye PVD ünit şeyini evet, 5 ünite PVD'yi biz böyle cilt altına şurada gördüğünüz gibi veriyoruz. Cilt içine bir papül oluşuyor. Bunu okuyoruz 72 saat sonra. Endürasyonu hiç önemli değil. Biz eritemi önemli değil, endürasyonu okuyoruz. Ve kaç milimetre bulduysak onu yazıyoruz. Çünkü aşılı olanlarla aşılı olmayanlar farklı değerlendiriliyor. Ya da negatifken pozitife geçenler farklı değerlendiriliyor. PVD'mizi kendimiz de yaptırsak tarihimizi ve milimetre olarak büyüklüğünü yazdırmamız gerekiyor. Bir diğer testler var, interferon gamma salınımı testler. Şimdi PPD tabii aşıdan farklı
etkilendiği için mesela aşılı bir kişide 15 mm üzerinde ben pozitif diyorum. Aşısı yoksa 10 mm üzerinde diyorum. Bir de bir kandan alınan testler var. Senin kanını alıyorlar. Bu tüberküloz antijeni şeyden PBD'den etkilenmiyor. PBD biliyorsunuz bovisten. Şimdi elde edilen bir şey. Aşı bovisten elde ediliyor. PBD'miz tüberkülden elde ediliyor. Aşılandığım için bovisten elde edildiği için bir takım ortak antijenler var ama kandan ve interferon gamma salınımı testler yapıldığı zaman aşı yani etkilemiyor ve daha şey çünkü o pahalı, 1000 lira, 1500 lira gibi fiyatları var. Özel durumlarda biz bunu istiyoruz. O da sadece yine enfeksiyonu gösteriyor. Benim hasta olduğumu göstermiyor. Ve kandan böyle alınıyor, şeylere, tüplere konuluyor, inküve ediliyor, okunuyor. İnterferon gamanın ne kadar salındığı bakılıyor. Ya da böyle bu T şey, lenfositlerde ne kadar pigment oluşmuş ona bakılıyor. Bu şekilde bir latent tüberküloz enfeksiyonu tanısını koyuyoruz arkadaşlar. Burada buraya kadar soru varsa ben cevaplayabilirim. Değişik bir şeyimiz oldu. Yok mu? Herkes biliyor. Peki. Şimdi tüberküloz hastalarını tanımlamak, tedavi etmek için önemli. Bakarsak şöyle toplumda eğer bir tüberküloz hastası varsa her yıl tedavide olmazsa 10-15 kişiyi enfekte ediyor. Biz havuza düşüyoruz. Bunlardan da yıllar içinde bir tanesi, iki tanesi tüberküloz hastası olarak ortaya çıkıyor. Bu açıdan çok önemli. Bunu vurgulamak isterim. Şimdi her hastanın nasıl faktörler neler diye bakarsak bir hastaya ait faktörler var. Hastanın kaviteleri varsa, çok basit içeriyorsa, öksürdükçe çok daha fazla basit yayar, daha fazla bulaştırıcıdır. Ya da mesela ameliyathanede çalışıyoruz, bronkoskopide çalışıyoruz, hastayla işler yapıyoruz, aerosol oluşturuyoruz. Böyle şeyler yapıyorsak bulaşma yine artıyor. Ne kadar çok hastada basit varsa, mesela tedavi görmemişse, canlıysa basitler o kadar bulaştırılıyor. Tüberküloz tedavisine başlar başlamaz neredeyse ilk 3 günde bile bulaştırıcılık azalıyor arkadaşlar. O çok önemli. Bir de basilin kendinin tabii virülansı var. Çok virülan basiller çok daha bulaştırıcı olabiliyor. Ortama ait faktörler önemli. Havalandırma çok önemli arkadaşlar. Havalanan bir yerde, güneş giren bir yerde basiller seyreliyor ve bulaşma daha az oluyor. Ayrıca HEPA filtreleri biliyorsunuz kullanılıyor. Laboratuvarlarda, hastanelerde. Yine bu da bulaşmayı engelliyor. Ultraviyole lambaları yine bulaşmayı engelliyor. Kaynağa ne kadar yakınsak bizim basit alma sayımız da o kadar fazla oluyor. Aile içinde yaşıyorsak, uzun süre temas etmişsek öyle. Aynı odada yaşıyorsak arkadaşımız öyle. Arada sırada görüşüyorsak daha az olmak üzere. Ne kadar sık basit saçan hastayla karşılaşırsak o kadar hastalık olma ihtimalimiz artıyor. Bir de tabii kişiyle ilgili faktörler dedik. Herkes hasta olmuyor dedik. Ondan sonra kişisel olarak nasıl direncimiz? Daha önce ben koyuş tedavi almış mıyım? Aşı olmuş muyum? Başka tüberküloz dışı mikobakterilerle, enfeksiyonlarla çapraz bir direnç olabiliyor. Belki bunlar hastalanmayı, bulaşmayı azaltabiliyor. Başka bir immün durumum var mı? Bozuk durumum var mı? Herhangi bir ilaç kullanamıyorum. Hocamın dediği gibi TNF alfa inhibitörleri sık kullanılıyor. Bunlar tüberküloza yatkınlığı çok arttırıyor. Latent tüberküloz enfeksiyonunu aktif hale geçirebiliyor. Bir de basit kaynağıyla dedik ve geçirilen süre ne kadar fazlaysa o kadar bulaşı artıyor. Mesela uçak yolculuğunda pozitif bir hasta olmuş oluyor. Onların böyle iki koltuk önü, iki koltuk arkası özellikle riskli oluyor. Bunların taranması öneriliyor. Evet. Şimdi tüberküloz tanımımızı koyacağız. Gördüğünüz gibi bir mikroskop, bir çalışanımız burada. Önce şimdi semptomları çok önemli. Tüberküloz semptom veren bir hastalık. Öksürük, balgam çıkarma, hemoptizi, göğüs ağrısı, sırtten ağrısı, nefes darlığı, ses kısıtlığı var. Gece terlemesi, ateş, iştahsızlık, halsizlik ve böyle yorgunluk oluyor. Zaten gördüğümüzde fitizik bir görünüm oluyor. Bu gece terlemesi de öyle bildiğiniz gibi gece terlemesi olmuyor. Uyandığında neredeyse böyle hastacı atletimi sıksan böyle ter akıyor diyor. Bu şekilde tarif ediyorlar. Evet. Akciğer tüberkülozu sıklıkla dedik, Emre Hoca da söyledi, akciğerleri tutuyor ama akciğer dışı organları da tutuyor. O zaman tuttuğu bölgeye göre semptom veriyor. Menenjitse ona göre kafa içi basınç artışı ile ilgili bulgular alıyoruz. Ondan sonra kemik tüberkülozu olabiliyor. Başka lenf notlarında mesela olabiliyor. Perikarti tutabiliyor bu şekilde. Biz önce bir şey yaptığımızda böyle bir tabii tanı için önce bir düşünmemiz gerekiyor ki hastada. Eğer bu semptomlar varsa önce bir düşüneceğim. 2-3 haftayı geçen bir öksürüğü varsa, şikayetleri kronikleşmişse, hadi yanına bir de gece terlemesi, zayıflama eklenmişse, hele hani yaşlılarda kanserler de olur da bir de hasta gençse tüberkülozu daha çok düşünülüyor.
öykü önemli dedik. Şikayetlerin başlangıç zamanı ve seyrini söyledik. 2-3 haftaya geçiyor dedik. Daha önce tüberküloz tanısı var mı, tedavisi var mı, doğru almış mı, acaba eksik tedavi aldı, yeniden hastalandı mı, ona bakmamız lazım. Bir de şey soracağız, senin yakın çevrende, ailende tüberküloz hastası var mı? Bu çok önemli bir soru oluyor. Ve hastalığa yatkınlığı olan bir durumu var mı hastanın? HIV pozitifliği var mı, şeker hastalığı var mı, böbrek hastalığı var mı, bir kanseri var mı, onlara bakıyoruz. Bir de geldiği yerde önemli oluyor tabii. Cezaevleri, bakım evleri, mesela sağlık çalışanları da düşünürüz. Kapalı ortamda fazla sayıda insanların olduğu yerlerde tüberkülozu daha çok düşünüyoruz. Bizim için mesela tekstilde çalışma bir risk faktörü. Kitaplar yazmaz ama çünkü orada yani ucuz işçilik var, kalabalık var, sağlıksız ortam var ve biz orada çalışanlarda tüberkülozu daha çok görüyoruz. Ama bizim tanımız tabii ki mikobakterium tüberkülozu mikroskopta görmek, kültürde üretmek. Balgamında, bronkoskopik materyalinde, osunda, hadi mide açlık suyunda hastanın aldığımız organında mikroskopi yapıyoruz ve şöyle basilleri gösteriyoruz arkadaşlar. EZN ile boyuyoruz. Kültür ediyoruz. Hem sıvı hem katı besiyemiz var. Ve de her üremiş şeyde de kültürde ilaç duyarlı testi yapıyoruz. Şöyle bakarsak burada görüyorsunuz basilleri şu küçük küçük kırmızı olanlar EZN ile basılmış. Bir de floresan mikroskop diye bir şey var. Böyle basilleri boyadığınızda aurumu, dodaminle parlak parlak görüyorsunuz ama parlak gördüğünüz zaman yine bir EZN yapmanız gerekiyor. Bu hakikaten tüberküloz basili midir diye. Şimdi niye ARV diyoruz biz mesela? Asidorezistan basili diyoruz. Çünkü asit ve alkol yıkandığında boyasını vermiyor. Böyle kırmızı kırmızı göründüğü için asidorezistan basil diye adlandırmış. Biz de bunu böyle kullanıyoruz. Aslında ARV pozitif diyoruz. 1 pozitif diyoruz, 3 pozitif diyoruz basit sayısına göre. Bu şekilde tanımlıyoruz. Şöyle görüyorsunuz belki sınav sayesinde de vardı. Şöyle bir güvenlik kabini içinde sağlık çalışanımız çalışıyor ve burada hastanın materyalini hazırlıyor. Mikroskopik olarak bakılıyor ve şöyle sıvı ve katı besi yerlerinde ekimi yapılıyor. Bak görüyorsunuz burada kültürleri 20-26 günde üremiş. Böyle sıvı besi yerinde daha hızlı 6-16 günde ürüyor ve bu kültürleri aldıktan sonra da biz duyarlılık testi yapıyoruz. Film çekiyoruz biliyorsunuz. Radyoloji önemli. Aslında hastalığın adını söylememekle beraber bize hastalığı düşündürür. Şöyle görüyorsunuz burada normal bir akciğer filmi. Bak burada görüyorsunuz şöyle kavite. Burada infiltrasyonları var. Böyle tüberkülozlu bir hastalığın filmi. Yine bakıyorsunuz şurada bak kocaman kavitesi var burada. Gene infiltrasyonları var. Yani şey duyarlılığı çok yüksek. %70-80 ama sadece tanıyı böyle koyamıyor. Mutlaka bir basili göstermem gerekiyor. Bakteriyolojik tanı olması gerekiyor. Her organı tutar dedik. En çok akciğerleri tutuyor arkadaşlar. %60-70 oranında ve ona yönelik öksürük, balgam çıkarma, bazen kanlı balgam çıkarma, bazen hemoptizi, bazen çok böyle fazla miktarda kaybettiğimiz hastalar oluyor. 200 cc, 300 cc, 500 cc kanayabilecek şeyler oluyor. O açıdan önemli. Plevrayı tutuyor, efüzyon yapıyor. Mediastinde lenf notlarını büyütüyor. Akciğer tüşü tüberküloz olduğu zaman bakıyorsunuz belki görmüşsünüzdür, serpen lenf notlarında tutulma olabiliyor. Kemiklerde, böbreklerde, beyaz darlarında tutulabiliyor ve her yerde tutabilen bir hastalık bu. Bazen hastanın imunitesi çok kötü oluyor, akciğerleri, meniksleri her yeri tutulabiliyor. Evet. Şimdi tedavimiz ilaçla yapıyoruz gördüğünüz gibi. İlkelerimiz var ama nasıl yapacağız? Ben hastaya kısa süreli standart tedavi rejimini seçmem gerekiyor. Ve ilaçlarını doğrudan gözetimli olarak vermem, düzenli kullandırmam gerekiyor. Ve yeterli süre ilaçlarını kullandırmam gerekiyor. Eğer ben böyle yaparsam %95-99 iyileşme sağlarım. Bir de sık sorunu hastayı yakaladınız, hemen tedavisini başladınız. Eğer hassas bir hastaysa, dirençli değilse 15-20 gün sonra da hastanın bulaştırıcılığı ortadan kalkıyor arkadaşlar. İlaçlarımızı gördük. Bir sürü ilacımız var ama birinci sıra ilaçlar dediğimiz izoniazid, rifampisin, pirazidin, etampin, streptomisiniz var. Bir de dirençlerde kullandığımız ikinci sıra ilaçlarımız var. Onları artık burada söylemiyorum ben size. Tedaviyi biz iki dönemde yapıyoruz. Bir başlangıç döneminde yapıyoruz, çok ilaç veriyoruz. Aslında bir an önce iyileştirmek istiyoruz, basit sayısını azaltmak istiyoruz. Bir de idame dönemi dediğimiz bu sterilizan aktivite için yapıyoruz. Şöyle başlangıç döneminde hastaya ben çok ilaç veriyorum. 4 ilaçla tedavi ediyorum. 4 ilaç, 4 çeşit kilosuna göre ilaç veriyorum. 10 tane ilaç içiyor hasta.
veya hızla böyle hastamın genel durumu düzelsin, vasil topluma yaymasın, bunu ilaç direnç gelişimi olmasın diyorum ve bu genelde 2 ay bazen 3 ay böyle çok çeşit tedavi ediyorum. Ben bu daha başlangıç aşamasında iyi yapamazsam, hasta ilacı içiremezsem ya da doğru dozlarda veremezsem o zaman tedavi yetmez, hasta iyileşmez, bir de dirençli tüberküloz oluşturur. Ve bu hasta ilaç gördüğü ilaçlara karşı bir direnç geliştirir. Onun tanısı da tedavisi de çok zor oluyor. Evet. İdame döneminde burada tüberküloz basili böyle hapis oluyor. Her zaman yeterli metabolik aktivite göstermiyor. Arada metabolik aktivite gösterir, arada göstermez. Bunları da öldürmek için ben bir 4 ay kadar da idame döneminde kullanıyorum. Genelde burada izoleyasi ve rifamisinde ikili ilaç veriyoruz. Ben bu aşamada aslında 3. 4. ayında yapamazsam tedavi hasta terk ederse hastalanır, nüks de gelir ama direnç ihtimali bunlarda daha düşüktür arkadaşlar. Böyle. Bizim için en önemli şeylerden, en zor yaptığımız şeylerden biri hastanın tedaviye uyumu. Çünkü bütün tüberküloz hastalarını biz ücretsiz olarak yapıyoruz, muayene ediyoruz, filmlerini çekiyoruz, bağlanmalarına bakıyoruz. Hiçbir şekilde bunlardan para alınmıyor, hizmetler var. İlaç, bakanlık her zaman istediğin kadar ilacı veriyor. Bir uyum içinde böyle, bir telefonla herkesin böyle. O da var. Kaynakta bir sıkıntı yok. Ama niye mesela %85'i bile her eve başaramamış. Biraz pandemi de etkiledi herhalde. %81'de kalıyoruz. Herkese iyileştirmemiz gerekirken. Çünkü zor bir süreçte bu her şey. Uzun süreli ve toksik ilaçlar dokunuyorsa biz kendimizi de bilelim. İşte antibiyotik başlıyoruz. Hani son ikisi bizde hep bende kalır, iyileşmişimdir. 1-2 klarifomisin kalıyor. Bu hastayı ben 6 ay böyle ilaç içirmem için çok iyi eğitmem ve sahip çıkmam gerekiyor. Tüberkülozu hasta içmediği, tedavi içmediği bir şey yok. Bu hasta ilacı içirmek sağlık sisteminin ve sağlık çalışanlarının, hepimizin, doktorun, hemşirenin görevi. İçecek. Yani hasta içmiyor diye bir şey yok. Ne olursa olsun bir sürü seçenekler var. Gerekirse psikolojik destek, sosyal destek, para desteği. Hepsini yapacaksınız ve siz hastayı yapacaksınız. İlaçları içeceğiz. Bizim görevimiz bu arkadaşlar. Şimdi ilaçlar 1944'te çıktı dedik. Böyle ilaçlar geliyor geliyor. 1969-70'lerde rifampisin bulunuyor artık. En etkili ilaç. Tamam deniliyor. Bu tüberküloz bitti. Yani sterilizem etki yapıyor. Önce 9 ay sonra 6 ay. Bitti derken bir de HIV patlamaya başlıyor Amerika'da. Bir geliyorlar 90'ların sonunda. Epidemi var ve dirençli tüberküloz epidemisi var. Sen hasta ilacını veriyorsun, eğer içmiyorsa, içiremiyorsan hiç anlamıyor ki ilacın olmasa. Bu sefer direkt gözetimli tedaviye geçiliyor bizde. Bu tüberküloz hastasına bir sağlık çalışanının ilacını içirmesi. Hani eczacı olabiliyor, bazen köylerde öğretmen olabiliyor, imam olabiliyor. Bunlara da teslim olabiliyor ama aileye pek teslim etmemek gerekiyor. Çünkü hele erkekse mesela kadının sözünü hiçbir zaman dinlemiyor bu şekilde. Onun için bir sağlık çalışanının her ilacın dozunu içirmesi gerekiyor. Öyle de bazen bir hastalığa çıkıyor, öyle zor hastalığa çıkıyor ki içer gibi yapıyor, senin arkasından böyle suyun içine gene ilacı döküyor böyle. Hiç ummadığımız işler, kaloriferlerin arkasından yatarken bile biz ilaçları toplayabiliyoruz. Nasıl yolluyorsa onun için çok önemli, çok dikkatli olması gerekiyor. DGT ile hastalarımızın tedavi uyumunu arttırmaya çalışıyoruz. Bunu böyle gördük, böyle hastanın yanına kadar gidiliyor. İlaçları veriliyor. Veren savaş dispanseri görüyorsunuz böyle günlük ilaçlarını hazırlıyor. Hastalığı 5 gün gidiyor. Cumartesi, pazar gidemiyoruz gibi. Ama bu da yine DGT sayılıyor. Bakın dirençli olunca da böyle daha da çok ilaç oluyor. Şimdi bu DGT tabii güzel bir şey. Gidiyorsun, sağlık çalışanlarında bir yük. Yani fazla hiç hastasını biniliyor, gidiliyor, masraf. Ondan sonra o hasta geliyor, gene geldi diyor. Bir tane hemşire mesela Nazeli bizim gitmiş hasta. DGT yapıyor, ilaç içmeye gidiyor. Merdivenden itti, kızın kolu kırıldı. Öyle de olabiliyor. İşte okula gidiyor, kibar ama diyor, yine geldi diyor, bak arkadaşlar bakıyor diyor. Sağlık çalışanı diyor, ben yine gidiyorum, benim bu yüzsüzle karşılaştım. İçinden böyle şeyler geliyor ama içiriyor musun? İçiriyorsun. Sonra video gözetimle DGT bizim çıktı şimdi. Uzaktan şimdi bir sürü yerde bağlanıyoruz, Skype'la da WhatsApp'la. Hastaya soruyorsun, şikayetin oldu mu, ilaç dokundu mu, böyle diye. Senin karşında ilaçlar içiyor. DGT ile de hem içene hem de çalışana kolaylık oldu. Bir damgalanma da var biliyorsun tüberküloza. Neredeyse tüberküloza bakanlarda biliyorum ya. Bu tüberküloz hekimi diyorlar. Bu damgalanma toplumda onu hissediyor. Mesela basit saçıyor. Covid'de bile oldu. Hastalardan nasıl kaçıyoruz? Bir damgalanma insanın psikolojisini, moralini bozuyor. Doktor arkadaşlarımız da var.
hemşire arkadaşlarımız var mesela. Onlar da bunu çok daha güzel de ifade ediyorlar. Yani kendini böyle terk edilmiş, bakılmamış böyle bir şey hissediyor. İlaçların böyle bir nefetik depresif etkisi var. Hakikaten bu ilgi, sevgi isteyen bir topluluk, yani tüberküloz böyle bir hastalık. Hepimizin ilgilenmesi gerekiyor bir şekilde. Nerede hastanın ihtiyacı var? Sosyal destek, psikolojik destek, başka bilgi neyse eğitim verip bizim bunu içirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Neden DGT diye tekrar şöyle bir şey yaparsak, biliyorsunuz bulaşıcı bir hastalık. Hastayla aynı havayı solursam ben mikrop bana bulaşır ve hastayla şey yapacağım ki, tedavi edeceğim, basitini yok edeceğim ki toplumdaki yayılmasını önleyeceğim. Tüberkülozu ortadan kaldırmanın birinci kuralını bulduğun hastayı tedavi edeceksin. Şimdi hastalar uyumsuz oluyor. Bir kere 6 ay ilaç içmek zor. Ondan sonra 1-2 ay içiyor, bu yoğun fazı geçtikten sonra hakikaten kendini iyi de hissediyor. Ben iyileştim artık diyor. Bizim toplumda vardır, ben de biliyorum. Biz delikanlı adamız, bu kadar yeter diyenler de oluyor mesela. Eğitimi, sosyal durumu, yaşadığı ortam, yaşı, cinsiyeti bir sürü şey etkiliyor. Bir de yan etkiler çok oluyor aslında. Hem böyle çok ciddi yan etkiler oluyor, hasta kaybedilebiliyor. Bir de dispeptik yakınmalar oluyor, midesi bulanıyor, hasta bunlar bu tür yan etkiler. Ciltte kaşıntısı, kızartısı oluyor ve 6 ay bunları içiyor. Yan etkiler konusunda da hastanın bilgisi yoksa içmediğinde belki kendini daha hissediyor ve bu şekilde tedavisini bırakabiliyor. Tedavi terk nedenleri de bunlar bu şekilde. Ne olur bırakırsa peki? Bir kere hasta yeniden hastalanır, iyileşemez. Bulaştırıcılığı devam eder, direnç gelişir. Toplumda bu dirençli mikropla yaymaya başlar. Ölüm riski artar, hastanelerde, yoğun bakımlarda bulaşıcılığı bizi de etkiliyor. Biz bir geliyor mesela acile, hasta tüberküloz tedavisini kullanmamış artık. Neredeyse son dönemde. Sen onu entübe ediyorsun, yoğun bakım alıyorsun. Anestezi doktor arkadaşlarımız var asistan mesela. Dirençli tüberküloz olmuş. Bir de şöyle bir şey oluyor. Dirençli bir hastadan bana mikrop bulaşırsa ben dirençli tüberküloz oluyorum. Ben kendim direnç geliştirmesem de. Onun için çok önemli arkadaşlar. Evet. Kimleri biz hastaneye yatırıyoruz? Şöyle söylersem. Genel durum bozuk olanlar, ileri denen hastalar, ilerlemiş hastalar olanlar var. Meningit olanlar var. Kanaval hastaları yatırıyoruz mesela. Şeker oluyor kontrolsüz, bakımsız hastalar var. Çok alerjisi olmuş, ilaçların etkisi geçmiş hastaları yatırıyoruz. Ek hastalığı olanları yatırıyoruz. Bazen de şüpheli böyle tüberküloz düşünüyoruz ama hani onları yatırıyoruz. Evsiz bakıma muhtaç hastaların da gene uzun süre bizim tüm tedavi boyunca yatırdığımız, 6 ay 8 ay boyunca yatırdığımız evsiz bakıma muhtaç hastaları yatırdığımız hastalarımız var. Bu şekilde iyileştiriyoruz. Peki, biz nasıl korunacağız? Bakalım şöyle bir toplumsal korunma var. Bulaşıcı hastayı tedavi edeceksin, hastalığı ortadan yok edeceksin. Bir de kişisel korunma var. Bir aşı oluyoruz biz biliyorsunuz. Bunu doğumdan 2 ay sonra aşı oluyoruz. Bir de ilaçla korunma var. Laten tüberküloz enfeksiyonunu saptadığımız zaman risk gruptaysak ilaç tedavisi alıyoruz. Şimdi aşı ne kadar koruyor? %0, %80 deniyor ama asıl önemi bu tüberkülozun ölümcül formları var. Milyar tüberküloz, menenjit tüberküloz, özellikle de çocuklarda görülen bunlardan kesin koruyor arkadaşlar. Tüm diğer aşılar gibi aslında %100 korumasa da seni ölümden koruyor. Bu şekilde düşünmemiz gerekiyor. Laten tüberküloz enfeksiyon tedavisi riskli gruplarda ve sağlık çalışanları da risklidir. Aslında en baştan beri güzel takip olursa, senin enfekte olduğun zaman bilinirse aslında bizde de profilaksi indikasyonumuz var. Genellikle izoniazid kullanılıyor. 6 ay genelde tedavi süresi oluyor. Bazı durumlarda başka ilaçlar da kullanıyoruz tabii. Kimler korunacak şöyle bakarsak. Bizim rehberimiz şöyle diyor. 35 yaşın altında genç olanlar koruyucu tedavi alır diyor. 15 yaşından küçük çocuklar gene tüberküloz testi pozitifse koruyucu tedavi alır diyor. Bizim gibi negatiften pozitife geçmişse son 2 yıl içinde bunu tespit etmişsem yine bunların tedavisi, laten tüberküloz enfeksiyon tedavisi alıyor diyor. Ya da bağışıklığı baskı almış bir hastaysa, HIV pozitifse, ilaç kullanacaksa, herhangi bir şekilde hematoloji kalitesi varsa, bunların da yine koruyucu tedavi endikasyonu var. Evet. Enfeksiyon kontrol önlemlerine şöyle baktığımızda bir hasta triyajı var. Bu tüberküloz düşünülen ya da tüberküloz nedeniyle takip edilen hastaları ayırmak gerekiyor ve bunların maske takması gerekiyor. Şimdi Covid'den sonra maske takmak da çok zor olmadı. Herkes maske takıyor. Önceden arkadaşlar
bu cerrahi maskeleri hastalara taktıramıyorlardı. O da bir davranış oluyordu çünkü. Takmazlar, çıkarırlar, halk nefes alamıyorum derler, kavga ederler. Şimdi Covid'den sonra öyle bir faydası oldu. Peki şöyle diyeyim, Covid hani maske takıp da tüberküloz acaba insidansında bir azalma olabilir mi sizce? Aslında modelleme çalışmaları yapmışlar. %10 kadar bulaşıcılık önleniyor ama hastaların doktor ulaşımı da bir %25 kadar artıyor böyle. Onu da size söylemek istiyorum böyle. Maske önemli bir şey. Hastalar öksürüyorsa muayene de önce yapacaksın. Ondan sonra hiç sıra bekletmeyeceksin. Aynı yerde bakacaksın. Sonra şöyle baktık. Havalandırma dedik hep çok önemli. Sağlık kuruluşlarında hiçbir şey yapamıyorsan, tüberküloz hastasına bakıyorsan hava akımının olduğu bir oda seçeceksin. Ve hava akımı sana doğru olmayacak. Hastadan dışarıya doğru olacak. Hastayı burada oturup cam açıp üstüne hava gelmeyecek arkadaşlar. Aslında oturduğumuz şeyin, odanın, pencerenin saatte 6-10 kez hava değişimini sağlayan herhangi bir sistemin olması gerekiyor. Hasta eğer tüberküloz hastası yatıyorsa biz kapılar kapansın istiyoruz, dışarıya çıkmasını istiyoruz. Hava akımı hep dışarıya doğru olsun istiyoruz. Negatif basınçlı odalar falan tüberküloza deniyor ama hani ben böyle geldim gidiyorum çok görmedim. Çok efektif de olmayabilir çünkü mühendisliği çok pahalı. Kapıların hep kapalı olması gerekiyor. Laboratuvarlarda görüyorsunuz iki böyle gürültülü bir ortam oluyor. Zaten kapıyı açtığınız anda negatif basınç falan kalmaz. Artık bakımını da yaptıramıyorsan faydasından çok zararını görebilirsin. Ultraviyole lambalarımız var. Biz bunları takıyoruz böyle salonlar. Koridorumuzda olduğu şey bütünüyle açık oluyor. Yılda bir değiştiriyoruz, ölçmüyoruz onun yani gücünü falan. Temizliği önemli. Haftada, ayda bir böyle 150 alkol üzerini sildiğin anda yeterli oluyor. Yukarıya doğru bakması lazım. Eğer sana, sen de odanda da varsa çalışırken ya da hastaya varsa, eğer ışını direkt alıyorsan biraz ciltte kuruma yapıyor. Bazen gözlerde kuruma batma da yapabiliyor. Açıdan önemli. Bir de onun odanın genişliğiyle senin oturduğu süreyle ilgili bir hesabı oluyor. Onun iş güvenliği yapıyor. Şu böyle bir ultraviyolenin altı. Sen işte 6 saat çalışırsın, 4 saat çalışırsın. Öyle bir şey çıkartabiliyorlar arkadaşlar. Ama bizim en çok ulaştığımız elimizin altında olan N95 maskelerimiz. Böyle gördüğünüz gibi bu şekilde takıyoruz. Tüberküloz'da yayma pozitif hastalığı temas ederken ona herhangi bir işlem yapacaksam benim bu maskeyi şeyden çıkarmamam gerekiyor. Tüberküloz için aslında maskeyi 2 ayda kullanabilirsin. Yeter ki kırma, ıslatma. Şöyle asarsan bir şeye, biz şimdi çok maske görüyoruz, çok var ama bu maskeyi bulamayan Türkiye Cumhuriyetler var, şeyler var, Afrika'da var, böyle maske bulamıyorlar. Ya onun için şeyini düzenli kullanırsan 2 ay kadar kullanabilirsin. Onu gözeneklere tıkanır ama basille geçmez, sana bir problem olmaz arkadaşlar. Lambalardan şey yapmıştım. Şöyle geçelim. Lambaları tekrar ben bir söyleyeyim size. 24 saat açık bırakıyoruz dedik. Alkolü temizliyoruz dedik. Bunun dışında başka bir şeyim yok benim. Hedefimiz de veremsiz bir Türkiye diyoruz. Ben dikkatiniz için teşekkür ediyorum. Herkes var mı soru acaba? Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hocamıza belki takdimini gerçekleştirmek üzere Sayın Profesör Doktor Hülya Nilgün Gürses hocamızı sahne arz ediyoruz. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Şimdi tüberküloz ve hemşirelik yaklaşım konu başlığını sizlere aktarmak üzere Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemşire Sayın Enes Akan'ı kürsüye davet ediyorum. Öncelikle bu programı hazırlayan değerli hocalarıma ve beni buraya çağırarak beni onurlandıran hocalarıma teşekkür ediyorum. Sizlere burada başlangıçta tüberkülozdan korunma, tüberküloz adına hemşirelerin genel olarak ne yapacağından bahsedeceğim. Daha sonra klinik anlamda
tüberküloz'dan korunmak için kliniklerde neler yapmalıyız onlardan bahsedeceğim. Daha sonra da tamamen kendi klinik tecrübelerimle, hemşirelerin klinikteki görevlerinden bahsederek devam edeceğim. Şu an sesim iyi geliyor mu? Basitçe tüberküloz nedir? Tüberküloz nedir hocalarımız zaten anlattılar. Günümüzde tüberküloz ile savaşın ancak tüm sağlık çalışanlarının aktif katılımıyla başarılabildiği bilinmektedir. Bu konuda hemşirelerin sorumlulukları, tüberkülozlu hastaların tespit edilmesi, tedavilerinin sağlanması. Tedavilerinin sağlanması, bakım ve bilgi eksikliklerinin giderilmesi, psikolojik olarak hastaların endişelerinin giderilmesi, hastalık taşımayan kişilere bulaşın engellenmesi için koruyucu önlemler alınması ve taramalar yapılması. Taramalar riskli kişiler adında hastalığın tespit edilmesi aşamasında hemşireler tüberküloz hastalığının semptomları hakkında bilgi sahibi olmalı. Sağlık kuruluşlarında ya da toplum içerisinde tüberküloz semptomları taşıyan bireyleri uygun sağlık kuruluşlarına yönlendirmelidirler. Tedavilerin sağlanması aşamasında tüberküloz tedavisinde başarı hastaların tedavi rejimine uyumuyla bağlıdır. Hemşireler doğrudan gözetimli tedavinin birebir uygulayıcılarıdır. Doğrudan gözetimli tedavide şunu söylemek istiyorum. Gönenç hocamın anlattığı bu tedaviye uyum sağlamayan hastalarla ilgili birebir yaşadığım sorunlar var. Çeşitli bahanelerle hastalar size ilaçları içmeyeceklerini, içmek istemediklerini söyleyebilirler. Yüzümü yıkamadım, daha yataktan yatmadım gibi bahaneler sunabilirler. Bu bahanelere karşı sabırlı olmalıyız. Hastaya tedavinin önemini anlatmalıyız. Tedavinin devamının neden önemli olduğunu anlatmalıyız. Tedaviye uyumsuzlukta, tedaviye ara vermede dirençli tüberküloz gelişebilir ve tedavinin daha uzun süreceğini hastalara anlatmalıyız. Doğrudan gözetimli tedaviyle yapılan çalışmalar, tedavinin tamamlanma sürecini hızlandırdığı dirençli tüberküloz ve tedavi maliyetlerini azalttığı göstermiştir. Bakım ve bilgi eksikliklerinin karşılanması adına tüberküloz bulaşma yolları ile ilgili hasta ve ailesine eğitim verilir. Hemşirelerin hastaya uyması gereken hijyen kuralları anlatılır. Hastaya solunum izolasyonunun nedenleri anlatılır. Bulaşmayı önlemek amacıyla hekim söyleyene kadar diğer kişilerle yakın temastan kaçınması söylenir. Kalabalık ortamlarda üst solunum yolu enfeksiyonu olan bireylerden uzak durmaları ve sigaradan uzak durmaları gerektiği anlatılır. Öksürme, hapşurma veya gülme sırasında ağzın tek kullanımlık mendille kapatılması gerektiği anlatılır. Yan tarafta kendi klinimizde kullandığımız eğitim panosundan bir broşürümüz var. Onlara tek tek anlatacağım ileride. Psikolojik olarak hastaların endişelerinin giderilmesi için tedavi süresinin uzun olması, tedavide kullanılan ilaç sayısının fazla olması hastaların endişelerini arttırmaktadır. Hastaya hastalığın tedavi süreci hakkında bilgi verilir ve tedavi yöntemleri açıklanarak bilgi eksikliğine bağlı korkuları giderilir. Hastanın tedaviye etkin katılımı ancak ve ancak tedaviyi kabul etmesi ve süreci kabul etmesiyle mümkündür. Gerekli durumlarda diğer sağlık profesyonelleriyle iletişime geçerek hastanın uygun psikolojik destek alması sağlanır. Bulaşın engellenmesi ve koruyucu önlemler adına hasta kişilerin tespitinin yapılmasında ve tedaviye erişimde hemşirelere önemli bir rol düşmektedir. Çocukluk çağındaki aşılamanın önemi hakkında toplumu bilinçlendirmeliyiz. Toplumdaki savunmasız gruplar dediğimiz gruba taramalar yaparak bu gruplardaki hasta olma potansiyeli yüksek kişileri tespit ederek toplumdan uzaklaştırarak tedavilerini sağlamalıyız. Tüberküloz açısından riskli kişiler dediğimiz kişiler, direnci düşük bireyler, bozuk hijyen koşullarında yaşayanlar, alkol madde bağımlıları, hipozitifler, ailesinde tüberküloz öyküsü olan ve daha önce tüberküloz geçirmiş bireyler, yaşlı ve huzur evlerindeki bireyler, meslek olarak sağlık çalışanları, tekstil vesaire gibi mesleklerde çalışan insanlar. Tüberküloz kurumlarında tüberküloz bulaşının önlenmesi. Ülkemizde tüberküloz tedavi edildiği kurumlarda bulaşmaya yönelik önlemler alınmalıdır. Sağlık çalışanlarında tüberküloz riski genel toplumdan yüksek olduğu bilinirken göğüs kliniklerinde çalışanları diğer kliniklere oranla 6.4 kat, hemşirelerin de hekimlere oranla 2.4 kat daha fazla tüberküloza yakalandığı bilinmektedir. Tüberküloz bulaşmasının önlenmesi için bir dizi önlemler alınır. Bu önlemler hiyerarşik açıdan
en az önemliden en çok önemliye doğru sıralanır. En önemli yöntem, en önemlisi yönetimsel önlemler, ikinci sırada mühendislik önlemleri ve son olarak kişisel koruyucu maske kullanımıdır. Tüberküloz bulaşmasının önlenmesinde bulaştırıcı olgulara hızlı tanı konulması ve tedavinin başlanması önemlidir. En çok bulaşma tanı konulmamış hastalardan olur. Yönetimsel önlemler, sağlık kurum ve kuruluşlarında tüberküloz bulaşmasının değerlendirmesi ve önlenmesine yönelik önlemlerle ilgili yazılı bir plan olmalıdır. Bu plan dahilinde basilin bulaşma riskini, bu riskin yüksek olduğu yerleri ve koşulları belirtir. Alınacak önlemleri yönetimle ilgili, mühendislikle ilgili ve bireysel olarak belirler. Bu planda belirlenmiş olan durum ve önlemler konusunda yıllık yeniden değerlendirmeler yapılarak planın geliştirilmesi gereklidir. Triyaj aşamasında tanı konulmamış tüberküloz kuşkulu hastaların diğer hastalardan ayrılması için çaba gösterilir. Sevkli gelen hastalar genel polikliniklere girmeden tüberküloz ile ilgili bir poliklinikte ya da klinikte görülürler. Erken tanı için tüberküloz hastalığı ayırıcı tanı akıldan çıkarılmamalıdır. Semptomlar, muayene bulguları, radyoloji ve laboratuvar bulguları ile tüberküloz şüphesi oluşur. Tanıyı bakteriyolojik testlerle hızlı ve kesinleştirmek gerekir. Şüphe edilmeyip araştırılmayan hastalara tanı konulamaz. Gecikmeden tedaviye başlamak. Tüberküloz hastalarında tanı konulunca gecikmeden tedaviye başlamak gereklidir. Tüberküloz tedavisiyle hastaların balgamdaki basit sayısının hızla azaldığı gözlenmektedir. Tedaviye başlamadan hastaların balgamlarındaki basit sayısını biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Buraya geçebiliriz. Hastaların hastanedeki izolasyonları. Yan tarafta görmüş olduğunuz kendi kullandığımız izolasyon figürleri. Bol proteinli diyet genel olarak tüberküloz hastalarına bol protein diyet uygulanır. İzolasyon, solunum izolasyonu figürümüz, düşme riski figürümüz. Bulaştırıcı tüberküloz hastaları, özellikle balgam yayması pozitif olanlar hastaneye yatırılınca mutlaka izole edilmelidir. Tüberkülozdan şüphelenen bir hasta tanı konulana kadar tüberküloz sayılır. Tüberküloz hastası bir izolasyon odasına alınmalı. Tek kişilik oda sağlanamıyorsa tüberküloz hastaları yan yana olacak şekilde yatırılır. Eğer aralarında dirençli tüberküloz olan hasta varsa bu hastalarda ayrı bir odada kapalı tutulmalıdırlar. Ziyaretçilere açık havada, balkonda görüşmeleri sağlanmalı. Ziyaret sürelerinin kısa tutulması sağlanmalı ama bizim hastanemizde, bizim imkanlarımız dahilinde bunu yapmak çok zor. Dışarıda beraber sigara içerek, aynı şekilde aynı havayı soluyarak devam ediyorlar maalesef. Hastanın çarşaflarını kullandığı tabak, kaşık, bardağın yıkanması normal şekilde yapılır. Tabak, çanaktan tüberküloz bulaşmaz. Hastanın kullandığı balgam kapları tek kullanımlık olmalı. Balgam çıkardıkları kaplar vesaire, bunların atılıp izole edilmesi, ya atılıp ya da dezenfekte edilmesi gerekir. Personel eğitimi, tüberküloz hastasıyla karşılaşılan sağlık kurumlarında personelin veren basilinin bulaşması ve buna karşı alınacak önlemler konusunda eğitilmeleri gereklidir. Personelin taranması, ülkemizde sağlık çalışanların tüberküloz insidansı yüksek olduğu bilinmektedir. Bu nedenle sağlık çalışanların işe giriş ve periyodik taramaları yapılmalıdır. Ben işe girdiğimde, işe giriş için 2 senedir Yedikule Göğüs Hastanesi'ndeyim. İşe girdiğimde zaten PPD testim onun üzerindeydi. Daha sonra 1. yıllık tekrar PPD testim yaptığımda 20'nin üzerindeydi. Yani yavaş yavaş basili alıyorum ben de. Taramalarda tüberkülin deri testi yapılır, akciğer grafisi çekilir, semptom sorgulaması yapılır. Taramalarda tüberküloz şüphesi varsa 3 kez balgamlarında ARB ve kültür incelemesi yapılır. Hastanede mühendislik önlemleri, bundan gören çocuğum anlatmıştı bu. Buradaki kendi kliniğimiz bizim. Üst taraftakiler, ultraviyole ışıklarımız yukarıya doğru bakıyor. Eğitim panomuz. Tekrar ilerisinde bir ultraviyole ışığımız daha var. Yalnız hastaları bu ultraviyole ışık konusunda eğitim vermemiz gerekiyor. Birkaç fotoğraf sonra gece görünen bir ultraviyole ışık şekli var. Çok hoş bir görüntüsü var. Hastalar yatmadan önce bu görüntüye uzun uzun bakıp hem göz rahatsızlıkları hem cilt rahatsızlıkları yaşayabiliyorlar. O yüzden hastalara her konuda eğitim vermemiz gerekiyor. Biz hemşirelere düşen kısım aslında eğitim ve hastanın tedaviye uyum sağlaması. Kişisel koruyucu maske kullanımı. Burada Bezmialem'den mezun bir hemşire arkadaşım var. Oda çalışma arkadaşım benim. Kişisel koruyucu maske kullanımında maskenin yüzümüze tam oturması,
burada biraz yüzü küçük olduğu için arkadaşımızın aslında tam oturmuyor. O yüzden cerrahi maskeyle destekleyerek hasta odalarına giriyor. Daha sonra cerrahi maskeyi de tekrar atıyor. Kullanacak maske tüberküloz basını filtre edebilecek düzeyde olmalı. Yataklı kliniklerde tüberküloz ve hemşirelik bakımı. Kliniklerde 24 saat boyunca hastalarla birlikte olan hemşirelerin, hastaların vital bulgularını ve genel durumlarını takip etmesi, ilaçların düzenli kullanımını sağlaması, hastalığın hasta yakınları ve diğer hastalara bulaşmasını önlemesi, ilaçların yan etkilerinin erken dönemde saptanması ve gereken önlemleri alınması gibi sorumlulukları vardır. Ayrıca hemşireler ilaçların yeterli sürede kullanılmaması durumunda gelişebilecek ilaç direncini önlemesi, hasta ve hasta yakınları eğitimi, hastanın ailesinde risk altında olan bireylere rehberlik yaparak bu bireylerin kontrollerini yaptırmalarında da görev almalıdır. Kliniklerde hasta takibi şu şekilde. Hasta servise gelmeden aslında hemşirelik bakımı başlıyor. Hemşireler burada hastanın odasına hazırlanması, daha önce eğer bir tüberküloz hastası varsa ya da dirençli tüberküloz hastası o odada yatmışsa, basilin uzun süre havada asılı kalması nedeniyle o odanın uzun süre havalandırılması, ultraviyole ışıkların açık olması, temizliğinin sağlanması hasta gelmeden önce gerçekleşmiş ve hasta servise geldiğinde de odasına alınmadan önce hastaya uygun cerrahi maskenin verilmesi, cerrahi maske eğitiminin verilmesi ve daha sonra sağlık çalışanlarının uygun ekipmanla hasta odasına girmesiyle başlar. Anamnez aşamasında hastanın bakımı bütüncül bir yaklaşım ile yapılmalı. Hasta biyolojik, sosyal, psikolojik ve sosyoekonomik açıdan değerlendirilmeli. Anamnez aşamasında hastanın yaşadığı çevre, çalıştığı iş, ailesi, hangi şikayetleriyle hastaneye geldiği, alerjisi olup olmadığı, kronik bir hastalığı olup olmadığı, eğer kanamayla geldiyse kanaması olup olmadığı, ne kadar kanadığı sorulmalıdır. Hastanın boyu kilosu yatış yapılırken ölçülmelidir. Tüberküloz ilaçlarında doz boy kilo endeksine göre hesaplanır. Kilosu ne kadarsa hastaya ilaç dozu o şekilde başlanır. Anamnez alırken diğer kliniklerde yaptığımız gibi hastaları 10 günlük, 15 günlük ya da 20 günlük gibi düşünemeyiz. Çünkü hastaların takibini 3 ay, 6 ay, belki de 1 sene boyunca yapacağız. Yani hastanın bilgisini alırken 1 sene boyunca takip edecekmiş gibi almamız gerekiyor. Eğitim ve bilgilendirme aşamasında hasta ve hasta yakınına hastalık hakkında bilgi verilmelidir. Hastalığın bulaşıcı bir hastalık olduğunu ve diğer aile fertlerine bulaştırma riski olduğu anlatılmalıdır. Hastanede uyması gereken kurallar hakkında bilgi verilmelidir. Hastaya cerrahi maske kullanımı öğretilmeli. Hasta odalarının kapalı kalması mutlaka anlatılmalıdır. Eğer biz bununla ilgili de aslında klinikte yaşadığımız sorunlar oldu. Eğer biz hastaya hasta odasının neden kapalı tutması gerektiğini anlatmazsak, yaz aylarında zaten odalarda klima yok. Klima olmayan odada hasta bir yandan pencereyi açıp bir yandan oda kapısını açıp kendini serinletmek istiyor. Bu normal bir durum. Ama biz hastaya bu durumu anlatırsak, neden kapılarını kapalı tutması gerektiği, aslında hepsinin tüberküloz hastası olduğunu ama hepsinin farklı farklı ilaçlar kullanabildiği ve bu basillerin birbirlerine bulaştırabilecekleri anlatılırsa hastayla kavga etmeyiz. Hasta kapısını kapı tutar, biz mutlu oluruz, o da mutlu olur. Hastanın uyumunu sağlamak için her alanda hastaya eğitim vermeliyiz. Yaptığımız her işi hastaya anlatmalıyız. Tüberküloz tedavisi zorunludur. Hemşireler hekim tarafından belirlenen tedavinin uygun saatlerde verilmesini ve doğrudan gözetimli tedavi uygulayarak hastanın ilaçları içtiğinden emin olun. Hasta ilaçları içene kadar başında beklenmelidir. Hatta buradaki ifade biraz aslında yanlış. Hasta ilaçları içene kadar başında beklenmeli, daha sonra da takibi yapılmalıdır. Hasta ilaçları içtikten sonra kendi lavaboda kusturan birçok hastamız oldu ki bunların takibini gerek diğer hastalar olsun, gerek refakatçiler olsun, onlarla birlikte de sağlıyoruz aslında. Hastayı klinikte tam anlamıyla takip etmek mümkün değil. Hastanın bu durumu bireysel algılamaması için de doğrudan gözetimli tedavinin nedeni hastaya açıklanmalı. Biri size başınızda ilacı içmesini söyleyip başınızda beklediği zaman biz de açıkçası irite oluruz. Bu durumun nedenini bilmediğimiz zaman neden benim başımda bekliyor, bana güvenmiyor mu gibi tepkilerle karşılaşabiliriz. Burada klinikte kullandığımız tablet kutularımız var. İlaçların saatlerini ayarlıyoruz sabah, öğle, akşam olmak üzere. Sol tarafta normal tüberküloz hastalarının kullandığı ilaçlar, vefimiz, ineaşımız, etambutol, PZA, Gönen Çocam anlattı.
buradakilerde dirençli bir tüberküloz hastasının kullandığı ilaçlar. Üst tarafa bir daha gelmek istiyorum. Bu burada gördüğünüz dirençli tüberküloz hastasının ortalama bir aldığı tablet sayısı yaklaşık 30 tane ilaç alıyorlar. Kronik hastalığı olmayıp daha önce hiç ilaç kullanmamış bir insana günde 30 ilaç verdiğiniz zaman haliyle bu ilaçları içmek istemediği zamanlar olabiliyor. Bunlara karşı geldiği zamanlar olabiliyor. Yan etkiler. Hemşireler tüberküloz ilaçlarının doz artışlarını takip etmeli ve bunları kayıt altına almalıdır. Doz artışlarında etambutol 250 ise 50 ile başlanır vesaire, onları gören çocuğum daha güzel bilir, daha iyi anlatır. Biz bunların takibini yapmalıyız ve bu ilaçları doz doz verirken günlük yan etkilerine de bakmalıyız. Oluşabilecek yan etkiler açısından değerlendirmeliyiz. Hasta ilaçları tarafından oluşabilecek yan etkiler açısından gözlemlemeliyiz. Ultraviyole ışıkları da hastalara açıklamalıyız. Bazı ultraviyole ışıklardan dolayı oluşabilecek yan etkiler ilaçların yan etkileriyle aslında benzer. Gözlerde batma, ciltte kuruluk, kızarıklık, döküntü gibi yan etkiler yapabilir ultraviyole. Ultraviyole ışıkların altlarında da bu şekilde uyarı levhalarımız var aslında. Hasta bakımı ve tedavi süreci. Hastaların günlük vital takipleri alınmalı ve kayıt edilmeli. Tüberkülozun yan etkileri arasında olan iştahsızlık, kilo kaybı açısından hastalar değerlendirilmeli. Haftalık olarak kilo takibi yapılmalıdır ve kayıt altına alınmalıdır. Haftalık kilo takibi tüberküloz hastaları için önemli çünkü hastaların kilo vermemesi gerekiyor, uygun diyet almasıları gerekiyor ve ilaç tedavisine devam ettirmek, edebilmek, dozu düşürmemek adına kilo takibi önemli. Yatağa bağımlı hastaların bakım ihtiyacı olan hastalara uygun hemşirelik bakımı verilmeli, uygun bakım planları hazırlanmalıdır. Hastanın direni var ise günlük direnç takibi yapılmalı, diren pansumanları yapılmalı. Eğer kanama riski olan hastamız varsa böbrek küvet verilmeli, kanama takibi yapılmalı. Ve daha açıkçası kanama takibi olan hastaya daha dikkatli bakılmalı. Öksürmemesi konusunda eğitimler verilmeli, yürüyüş yapmaması konusunda eğitimler verilmeli. Laboratuvar bulguları ve örnek toplama aşamasında. Hastaların haftalık kan tahlilleri için uygun tüpleri almalıyız. Hastaların rutin olarak balgam kültürleri alınır ve uygun kaplarda saklanır. Burada bizim örnek veri toplama alanımız var. Balgam kaplarımız, kan tüplerini koyduğumuz yerler, dezenfektanımız. Hastadan balgam kültürü alınması taburculuk süreci için önemlidir. Hastanın taburculuğu için 3 balgam kültüründe ARB negatif gelmesi beklenir. Hastaları bazen balgam çıkarmada da çok zorluk çıkarabiliyorlar. Ben balgam çıkaramıyorum, işte sadece tükürük veriyorum gibi şeyler oluyor, gibi durumlar yaşayabiliyoruz. Bu durumları yaşamamak adına hastayı bunun önemi tekrar açıklanmalı, eğitimler verilmeli. Taburculuk sürecinde tüberkülozlu bireylerin tedaviyi aksatma nedenleri incelendiğinde ilk sırada hastaların yakınmalarının geçmesi nedeniyle tedavileri kesmeleri yer almıştır. Diğer nedenler ailevi ve sosyal sorunların varlığı, maddi imkansızlık nedeniyle dispansere gidememe, hastalık ve tedavisi hakkında yeterince bilgi sahibi olmama, ilaçların yan etkileri, yeterince ilaç verilmemesi gibi nedenlerdir. Taburculuk sürecinde hastaya hastalığın gidişatı hakkında bilgi verilmelidir. İlaçların kullanım saatleri hakkında bilgi verilmelidir. Evde ilaçları ne zamanlar kullanması, aç kullanacağı ilaçları, tok kullanacağı ilaçlar hakkında bilgi verilmelidir. Benim sunumum bu kadar. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum tüberküloz adına. Tüberküloz adına değil, bütün hemşirelik adına aslında. Çok kıymetli hocalarımızın bize hemşirelik okurken söylediği bir şey vardı. Biz hayatın her alanında hemşireyiz. Sadece klinik anlamda hemşire değiliz. Ve hayatın her alanında dikkatli olmalıyız. Hayatta gördüğümüz tanılara aslında biz hayatın her alanında tanı koyup semptomları farkında olmalıyız ki bulaşıcı hastalıkların bulaşını engelleyebilelim ve yakınlarımıza, topluma bir faydamız olabilsin. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Konuşmalarından dolayı Sayın Hemşire Enes Akan'a teşekkür ederiz. Enes Bey'e belge takdimi için Sayın Profesör Doktor Türkünal Açtı hocamızı sahne arz ediyoruz. Teşekkür ederim.
Sayın hocam, değerli katılımlar. 20 dakika moladan sonra Sempozyum'un ikinci oturumu başlayacaktır. Teşekkürler.
Sayın bölüm başkanlarım, sayın hocalarım, sayın katılımcı hocalarımız ve sevgili öğrencilerimiz, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben de bu sempozyumun ikinci oturumunda tüberkülozda fizyoterapi ve rehabilitasyondan bahsetmeye çalışacağım sizlere. Süreye de riayet ederek elimden geldiğince toparlamaya gayret edeceğim. Evet. Öncelikle pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon ne demek? Biz şunu biliyoruz, yaşam kalitesi üzerine, günlük yaşam aktiviteleri üzerine olumlu katkıları olan, solunumla ilgili problemler yaşayan birçok hastalık grubunda, bugün tüberkülozu konuşuyoruz ama birçok hastalık grubunda multidisipliner bir yaklaşımın hedef alındığı ve tüm dünyada da mortaliteyi, morbiditeyi ve hastane yatışlarını önemli ölçüde azalttığı bilinen uygulamalar aslında. Önemli olan şunu bilmek, pulmoner rehabilitasyon uygulamalarında kişiye özel bir program hedefleniyor. Peki neler yapıyoruz? Biz fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında, fiziksel eğitimin içerisinde yer alıyor fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları. Ama bu multidisipliner bir yaklaşım, dolayısıyla psikolojik danışmanlık, beslenme desteği, ilaç tedavisi gibi tedavilerinde yer aldığı bir yaklaşım. Ne yapıyoruz pulmoner rehabilitasyon uygulamalarıyla? Semptomları, egzersiz kapasitesini ve sosyal entegrasyonu iyileştirmeye çalışıyoruz. Aslında tıbbi, sosyal ve mesleki rehabilitasyonun da bir arada olduğu bir programdan bahsediyoruz diyebiliriz. Peki neden pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon? Şöyle bir fasit daire içerisinde yer alabiliyor hastalar. Birbirinin sebep ve sonucu diyebiliriz bunlara. Şimdi nefes darlığı yaşıyor hasta, inaktivite ve immobilite kaynaklı ya da nefes darlığı yaşadığı için inaktif ve immobil hasta. Birlikte kas güçsüzlüğü, yorgunluk, anksiyete ve sosyal izolasyon geliyor. Azalmış egzersiz toleransını sebep oluyor aslında. Ve dolayısıyla azalmış egzersiz toleransı da yine nefes darlığı şeklinde bu kısır döngü içerisinde yer alabiliyor hastalar. Dolayısıyla pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarıyla aslında bu fasit daire kırılmak isteniyor. Biz fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları içerisinde neler yapıyoruz hastalarımıza? Dediğim gibi süreye riayet edip genel başlıklar altında neler yaptığımıza dair bir takım slaytlar paylaşacağım. Burada postürel drenaj pozisyonunu görüyoruz. Hastalarımızda tüberküloz tablosunda da hocalarımız anlattı bize, semptomlar, şikayetlerden bahsettiler. Hastaların bronşiyel ağaçtan sekresyonlarını direne edebilmek için yer çekimi etkisinden faydalanılıyor burada. Ne yapılıyor? İşte ilgili pulmoner segmentteki balgamın direne edilebilmesi için hasta uygun pozisyonlara yerleştiriliyor. Bu hava yolu temizleme tekniklerinden bir tanesi. Postürel drenaj pozisyonunu alıyoruz hastalarımızı. Ve tabii o pozisyonlarda uyguladığımız manuel olarak bazen de cihazlarla fizyoterapistlerin uyguladığı perküsyon, vibrasyon ve shaking ile yine yapmaya çalıştığımız o pulmoner segmentteki balgamı uzaklaştırabilmek için o bölgeden aslında mobilize edebilmek için, hareketlendirebilmek için yine postürel drenaj pozisyonlarında bu teknikleri uyguluyoruz. Bunu neden yapıyoruz? Sekresyonları uzaklaştırıp akciğerin daha iyi ventil olabilmesi, daha iyi havalanabilmesini desteklemek istiyoruz.
Ve tabii solunum egzersizleri, solunum egzersizlerinde pulmoner rehabilitasyon uygulamaları içerisinde kullanıyoruz elbette. Ne yapıyoruz? Diyafragmatik ve göğüs solunum egzersizleri örneğin bunlardan ikisi. Solunum kasları, solunum sistemi hastalıklarından bahsediyoruz. Tüberküloz da, pulmoner tüberküloz konuşuyoruz. Dolayısıyla pulmoner tüberküloz da solunum sistemini etkileyen, tutan bir hastalık. Dolayısıyla primer inspiratuar kas olan diyafram başta olmak üzere inspiratuar ve ekspiratuar kasları kuvvetlendirmek istiyoruz. Ne yapmak istiyoruz? Göğüs ekspansiyonu, akciğerin ekspansiyonunu sağlamak istiyoruz. Dolayısıyla hastanın solunumla ilgili aşırı efor sarfını azaltmak istiyoruz. Egzersiz eğitimi, pulmoner, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları içerisinde belki temel taşı diyebiliriz. Aerobik egzersiz programını önemsiyoruz ve kullanıyoruz. Biz kendi bölümümüzde de aerobik egzersiz programı hastalarımızı oluşturup ünitelerimizde işte burada treadmill görüyorsunuz. Kol ergometresinde yatan bir hasta. Biz de ünitemizde sabit bisiklet, treadmill ya da eliptik bisiklet kullanarak aerobik egzersizle yani büyük kas gruplarını kullanarak hazırladığımız, hastaya özgü hazırladığımız, çünkü egzersiz böyle, pulmoner rehabilitasyon uygulamaları için kişiye özel demiştik, aerobik egzersiz eğitimi de böyle elbette. Dolayısıyla hastaya uygun bir egzersiz, aerobik egzersiz programı hazırlanıyor ve hastalar bu programa dahil ediliyor. Tabii aerobik egzersiz programını takip ediyor demeyelim ama birlikte kuvvetlendirme egzersizlerini, burada söylediğim hava yolu temizleme teknikleri kullandığımız aerobik egzersiz eğitimi, solunum egzersizleri ya da kuvvetlendirme egzersizleri birbirinin alternatifi olan yöntemler değil. Aslında birlikte kullanıyoruz. Hastanın toleransına göre tabii egzersiz programı şekillenecek. Kimi hastalarımız VO2 Max'ın %60-80'inde çalışacak. Ama başlarken birçok hastamızda biz düşük şiddette bir egzersiz programıyla başlayıp %60-80 bir VO2 Max'a ulaşabildiğimiz programa ilerlemeyi hedefleriz. Dolayısıyla aerobik egzersiz programıyla birlikte dirençli egzersiz eğitimini de egzersiz programı içerisinde kullanacağız. Su içi rehabilitasyon, slaytlarımın sonunda literatürden örnekler vereceğim. Dolayısıyla biraz imkanlarla alakalı bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Pulmoner rehabilitasyon uygulamalarının sonuç itibariyle eğer su içi rehabilitasyon uygulaması yapabileceğimiz bir yer, akvaterapötik modaliteleri kullanabileceğimiz imkanlarımız varsa hastalar aslında su içi rehabilitasyondan da faydalanabilirler. Burada çok yine temel yaklaşımlardan bahsetmeye çalıştım ama bugün pulmoner rehabilitasyon uygulamaları içerisinde Tai Chi gibi, yoga gibi, beden farkındalığı gibi yine fizyoterapi rehabilitasyon uygulamaları içerisinde yer alan çeşitli tekniklerde kullanılmakta. Biz tüberküloz hastalarında pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyonun sonuçlarının değerlendirilmesi için neleri kullanıyoruz? Kipet her zaman ulaşılabilir olmayacak. Kardiyopulmoner egzersiz testi, 6 dakika yürüme testi ve incremental shuttle walk test dediğimiz mekik testini kullanıyoruz. Bunu egzersiz toleransını değerlendirmek için kullanıyoruz. Sıklıkla biz de kendi bölümümüzde 6 dakika yürüme testi ve shuttle testi kullanıyoruz. Bunun yanında yaşam kalitesini değerlendirmek için de ölçekler var. İşte St. George solunum anketi, klinik KOAH anketi, Dünya Sağlık Örgütü yaşam kalitesi ve kronik solunum anketi gibi. Burada gördüğümüz egzersiz toleransını ve yaşam kalitesini değerlendirmek için kullandığımız testler ya da ölçekler aslında tüberküloza has, tüberküloza özgü değil ama tüberküloz hastalarında da yine literatüründe gösterdiği üzere bu testler ve ölçekler kullanılmakta. Egzersiz eğitimini pulmoner fizyoterapi rehabilitasyonun aslında temel taşlarından bir tanesi demiştik ama tabii ki yine kişiye özgü bir program belirlenecek. Her hasta tolere edemeyecek elbette her programı. Mümkün olduğunca başlarken süpervize, fizyoterapist tarafından süpervize, hastanın cesaretlendirilmesi, hastanın programa bağlılığının sağlanmasına yardımcı olunması gerekiyor. Dolayısıyla mutlaka süpervize olması gerekiyor bu programların. Ama başta da söylediğimiz gibi bu uygulamalar biraz da sağlık sistemi olanaklarına göre farklılıklar
gösterecek tabii. Programın uzunluğu da yine literatür örneklerini göstereceğim. 2 hafta, 4 hafta, 6 hafta, 8-9 hafta arasında değişen programlar uygulanmış tüberküloz hastalarında da, ama egzersizin şiddetiyle, yani eğitimin yoğunluğuyla ilgili yine literatürün bize söylediği, aslında KOAH için önerilene neredeyse benzer bir eğitim yoğunluğunda program hazırlanıyor. Aktif fazda hasta bulaştırıcı, dolayısıyla hastanede uygulanan pulmoner rehabilitasyon programlarının daha uygun olduğunu söyleyebiliriz. Ama tüberküloz sonrası sekerlerde de çoğunlukla bu program ayaktan tedavi şeklinde sürdürülüyor. Tüberkülozun aktif fazında pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon ne söylüyor? Şimdi tabii sitokinler, interlökünlerin salınmasıyla yoğun kronik inflamatuar bir sendrom aslında. Dolayısıyla hastalarda bir kilo kaybı, asteni, egzersiz dispnesi şikayetleri gözlenebiliyor. Ve dolayısıyla hastalar aslında bir fiziksel ve zihinsel kondisyon kaybı nedeniyle pulmoner rehabilitasyon uygulamaları bu hasta grupları içinde endike aslında. Kompleks bir tıbbi iyileşme süreci. O yüzden multidisipliner bir ekip yaklaşımı ve dolayısıyla hasta taburcu olduktan sonra maksimum bağımsızlığını sağlayabilmeli ve toplumla yeniden reentegrasyon, yeniden entegrasyonun sağlanması bekleniyor. Aktif fazdaki hastalar için yatak istirahatinden kaçınılması öneriliyor, ama bazı durumlarda da şiddetli hemoptizi gibi durumlarda da yoğun egzersizden kaçınılması da yine özellikle bu hasta grubunda altı çizilmesi gereken bir durum. Elbette bu fazda ilk birkaç gün hastalar hafif egzersizlerle programa dahil edilecekler. Nasıl başlıyoruz? Pasif egzersizlerle, daha sonra aktif asistif dediğimiz aktif yardımlı egzersizlerle ve aktif egzersizlerle ve daha sonra tekrar sayısını da arttırarak dirençli egzersizlerle program, egzersiz programının sürdürülmesi beklenecek. Biz egzersizlerimizi yaparken hem üst hem alt ekstremiteyi hedefliyoruz, ama bazı hasta gruplarında örneğin aerobik egzersiz eğitimi verirken sabit bisikleti kullanamayacağız. Neden? Hastanın quadriceps kas gücü yetersiz. Dolayısıyla belki bir kol ergometresiyle bir aerobik egzersiz programını içinde kol ergometresinin olduğu bir cihazla oluşturmak daha doğru olacak. Evet, alt ve üst ekstremiteleri hedefliyoruz. Hastanın durumu stabil olduğu zaman hastane koridorunda yürüyüşlerle, yine bir literatürde bununla ilgili çarpıcı bir aslında ifadeyi kullanacağım. Hastane odasında ve koridorda yürüme eğitimiyle başlıyoruz, önemli. Daha sonra sabit bisiklet ve dirençli kas kuvvetlendirme eğitimi alacak hastalar, ama tabii toleransa göre, kişiye özel bir program, toleransa göre aşamalı artan yoğunlukta egzersiz uygulanacak. Tabii bununla birlikte gevşeme ve postür egzersizleri, burada belirtmedim ama esneklik egzersizleri, biz egzersizlerimize başlarken hastalarımızda zaten aslında ısınma ve soğumayı esneklik, fleksibilite egzersizlerine ayırıp başlıyoruz. İşte solunum egzersizleri, solunum egzersizlerini de kademeli artan abdominal ağırlıklar kullanılarak solunum kasını da dirençli çalışıyoruz, ama bugün IMT threshold dediğimiz, EMT threshold dediğimiz cihazlarla inspiratuar ve ekspiratuar kas kuvvetlendirmek için de cihazlardan da faydalanabiliyoruz aslında. Peki tüberküloz sonrası sekerlerde, burada kronik evrede tedaviler var. Bronkodilatörler, inhale kortikoterapi hocalarımız bahsetti. Tüberküloz sonrası sekerlerde ama pulmoner rehabilitasyonun etkilerine ilişkin çalışma eksikliği var. Aslında oldukça eski bir hastalık olmasına rağmen literatürde bununla ilgili eksiklik göze çarpmakta. Tüberküloz sekerlerinde pulmoner rehabilitasyonda yine egzersiz toleransını, semptomları ve yaşam kalitesini iyileştirmek hedefleniyor. Aslında bu rehabilitasyon hedefi de bu hasta grubunda tüberküloz sonrası sekerlerde bronşektazi ile ilgili semptomlara ve fonksiyonel bozulma ve dispneye yol açan semptomlara odaklanan bir program olması bekleniyor. Eğer hasta bronkore ya da işte enfeksiyon ya da hemoptizi gibi bronşektazi sekeliyle
tüberküloz hastasıysa, tabii bu hastaların da yaşam kalitesiyle ilgili zorluklar var. Dolayısıyla yine burada da hava yolu temizleme tekniklerinden başta bahsettiğimiz postural drenaj, perküsyon, vibrasyon, shaking gibi tekniklerden faydalanıyoruz. Neden? Çünkü işte akciğerde, pulmoner segmentlerde birikmiş olan balgamı direne edelim, oraları havalandıralım, daha iyi ventilasyon sağlayalım. Daha doğrusu dolayısıyla da semptomların giderilmesini aslında hedefliyoruz. Ne kadar süre uygulanacak postural drenaj pozisyonları? Yemekten önce günde bir veya birkaç kez yapılması öneriliyor. 20-30 dakikayı geçmesin. Her biri de 5-10 dakika olmak üzere birkaç pozisyon. Bu pozisyonlarda da yine manuel teknikleri kullanacağız elbette. Bununla birlikte otojenik drenaj, zorlu ekspirasyon tekniklerini de kullanıp hastanın sekresyonlarını uzaklaştırmak, bronşiyal ağaçtan hareketlendirmek ve sekresyonların atılmasını, balgamın atılmasını sağlamak istiyoruz. Bir de aktif solunum döngüsü dediğimiz aslında basit bir nefes tekniği de var. Derin inspirasyonu takiben hasta zorlu ekspirasyon ve öksürük gerçekleştiriyor. Burada da tabii yapmak istediğimiz şey hasta öksürsün, balgamı uzaklaştırsın ve daha iyi bir ventilasyon sağlansın. Öksürük eğitiminde de yine yavaş inspirasyonun, kısa bir apnenin ve güçlü bir ekspirasyonun söz konusu olduğu bir öksürme eğitimi de hastamıza verilecek. Buradan sonra literatür ne dedi? Ona dair literatür örnekleriyle devam etmek istiyorum. Bu çalışmada 7 yıl takip edilen 454 tüberküloz hastası İlaç tedavisiyle birlikte egzersiz programına dahil ediliyor. Egzersiz programı içerisinde 6 üst ekstremite kuvvetlendirme, sabit bisiklet ve işi uğraşı tedavisi veriliyor. Sonuçta da bu takibin sonucunda da şu söyleniyor. Eğer pulmoner rehabilitasyon programı zamanında başlarsa, erken bir pulmoner rehabilitasyon programına hastalar dahil edilirse, taburcu olduktan sonra hem yine sosyal entegrasyonu hem mesleğiyle ilgili, işiyle ilgili entegrasyonu noktasında daha iyi sonuçlar alabileceğiz. Bu çalışmada da yeni tanı almış 68 tüberküloz, Ukrayna'da gerçekleştirilen bir çalışma sanıyorum. Yeni tanı almış 68 tüberküloz hastası iki gruba ayrılıyor ve bir gruba tüberküloz ilaç tedavisiyle geleneksel rehabilitasyon uygulanırken bir diğer gruba da yine tüberküloz ilaç tedavisiyle multidisipliner kapsamlı bir pulmoner rehabilitasyon programı uygulanıyor. Ve buradaki pulmoner rehabilitasyon programında fizyoterapi rehabilitasyon uygulamaları, fizyoterapi, hidroterapi yani su iç rehabilitasyon uygulaması, terapötik masaj ve terapötik eğitimi kullanıyor. Pulmoner rehabilitasyon programı alan hasta grubunda akciğer fonksiyonlarında, yaşam kalitesinde ve kardiyopulmoner sistemde iyileşmeler olduğunu söylüyor. Bir başka çalışma, Japonya'da yapılan bir çalışma. Tüberküloz sonrası sekeli olan 10 hasta dahil ediliyor ve sadece 2 haftalık bir program. Ve program hastane koridorunda günlük yürüyüşleri içeren bir program. Ama kipet kullanmışlar. Kardiyopulmoner egzersiz testiyle önce ve sonra efor toleransını değerlendirmişler hastada. Ve maksimal oksijen alımında 6 dakika yürüme mesafesinde, fonksiyonel kapasiteyi belirlediğimiz 6 dakika yürüme mesafesi testinde anlamlı iyileşmeler olmuş. Aslında buradaki çarpıcı durum, hasta sayısı az. Uygulanan pulmoner rehabilitasyon süresi de kısa ve sadece hastane koridorunda günlük yürümeyle hastaların durumundaki iyileşmeyi göstermesi açısından önemli. Dolayısıyla aslında yürüme eğitiminin de bu hasta grubu için önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu da yine Japonya'da yapılan prospektif randomize olmayan bir çalışma. 32 tüberküloz sonrası hasta ve 32'de KOA hastasını dahil ediyorlar. 9 haftalık bir program veriliyor bu hasta grubuna. Pulmoner rehabilitasyon ayaktan uygulanan bir program. Dolayısıyla burada da hastanın egzersiz toleransında ve MMRC ölçeğine göre dismesinde, nefes darlığı ile ilgili şikayetlerinde ve günlük aktivite skorlarında iyileşmeler oluyor. Ama iki grupla benzer iyileşme tablosunda bahsediyorlar. Aslında evet, pulmoner rehabilitasyon uygulamaları KOAH'a benzer bir program çizilip bu hastalarda da sürdürülebiliyor. Yine tüberküloz sonrası semptomları olan, işte MMRC dizine skoru 2'nin üstünde olan 34 hasta 6 hafta boyunca haftada 2 gün pulmoner rehabilitasyon programı alınıyor. Aerobik eğitim veriliyor.
600 taksimetre yine dirençli kuvvetlendirme eğitimleri veriliyor. Ve bu hasta grubunda da yaşam kalitesinde, egzersiz toleransında iyileşmeler, bununla birlikte göğüs ağrısında ve hemoptizide azalmalar bildiriliyor. Hindistan'da yapılan başka bir çalışma, kronik akciğer bozukluğu olan 29 tüberküloz hastasını almış ve ayaktan yine pulmoner rehabilitasyon programına dahil etmiş. 8 hafta boyunca haftada 3 gün uygulanmış bu programda. Yine alt ekstremiteyi koşu bandıyla ya da bisiklet ergometriyle, üst ekstremite içinde yine kol ergometresi ve ağırlıklarla egzersiz eğitimi verilmiş. Ve semptomlara göre kademeli artan bir egzersiz. Bazen elimizin altındaki pet ya da atak uyurma testini ya da şatolu kullanmadığımız zaman aslında semptomları da hastanın bizim için önemli olabiliyor. Dolayısıyla örneğin Borg'a göre 4-6 hastanın bizim için puanladığı skora göre çalışmak şeklinde semptomlara göre de hastanın egzersiz yoğunluğunu belirleyebiliyoruz. Dolayısıyla burada da 6 dakika yürüme mesafesinde ve kronik solunum anketi skorlarında iyileşmeler olduğunu söyleyen bir başka çalışmaydı. Sonunda aslında özetle şundan bahsetmek istiyorum. Semptomları iyileştirmesi, egzersiz toleransını iyileştirmesi, semptomları azaltması diyelim, egzersiz toleransını ve yaşam kalitesini iyileştirmesi, olumlu etkileri literatürden de gördüğümüz olumlu etkilere dayanarak aslında pulmoner rehabilitasyon tüberküloz tedavisinde önerildiğini söyleyebiliriz. Akciğer harabiyeti, azalmış pulmoner fonksiyon, kas zayıflığı, azalmış egzersiz toleransı ve bozulmuş yaşam kalitesi dikkate alındığı zaman bu hastalarda biz pulmoner rehabilitasyonun endike olduğunu söyleyebiliyoruz. Aslında gördüğümüz kadarıyla pulmoner rehabilitasyonun ana rolü tüberküloz sonrası sekellerin yönetiminde ama erken dönemde yine literatüründe bize söylediği gibi aslında hastalığın aktif fazından itibaren de rehabilitasyonun yararları hakkında bugüne kadar yapılan çalışmalar olumlu geri bildirimlerde bulunuyor. İyileşme dönemini kısaltıp işe geri dönüşleri de hızlandırabildiğini söyleyebiliyoruz tabii. Ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Sayın hocamıza belge takdimi için Sayın Doçent Doktor Ayşe Güneş Bayır hocamızı sahne arz ediyoruz. Tüberkülozun önlenmesinde beslenme konu başlığını bizlere aktarmak üzere Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Beyza Mendeş'i kürsüye davet ediyorum. Öncelikle tüberkülozun hocaları çokça bahsetti zaten. Halk arasında verim hastalığı olarak da bilinen ve insanlık tarihinin en eski hastalıklarından birisi olup bulaşıcı enfeksiyonel bir hastalık tüberküloz. Ve hala maalesef ki tam bir tedavi bulunamadığına hocalarım bolca bahsetti. Hala tüm dünyada morbidite ve mortalitesi en yüksek hastalıklardan bir tanesi. Yine enfeksiyonel hastalıklar, virüsler, bakteriler, mantarlar, parazitlere bağlı olarak gelişebiliyorlar. Tüberküloz da mikobakterinin tüberkülozun neden olduğu ve tüm organları tutabilen ve tedavi edilmediği takdirde de ölümle sonuçlanabilen bir hastalık.
tüberküloz önlenebilir bir tedavi, evet, ve tedavi edilebilir bir hastalık. Az önce Enes Bey de bahsetti zaten, hastalar ilaçları kullanmıyor, gerektiğinde çıkarabiliyorlar, kendilerini istirahat ediyorlar dedi. Hastalara dediğiniz gibi 30 tane ilaç verdiğinizde doğal olarak bu tedaviyi reddedeceklerdi. Ama tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu gelen danışanlara, hastalara düzgün bir dille anlattığımızda hastalıktan korunabiliriz, hastalığı önleyebiliriz. Tüberkülozdan korunma gene toplum sağlığını ilgilendiren önemli bir konu aslında. Tüberküloz basınıyla karşılaşma sonucunda gelişen enfeksiyon, evet az önce hocam da bahsetti. Direkt hasta etmiyor sizi. Hastalık farklı bir şey, tüberkülozu taşıma farklı bir şey. Biz vücut direncimiz düştüğünüzde, HIV ya da kanser olduğumuzda, vücut direnci azaldığında bu durumda hastalık aktif oluyor ve tüberküloz da ortaya çıkmış oluyor birden. Yaşlanmayı da az önce bahsettiniz zaten. Biz peki bu vücut direncini nasıl koruyacağız? Vücut direncinin düşmemesini nasıl sağlayacağız? Ben bugün bunlardan bahsedeceğim size. Bizim beslenmede önerdiğimiz düzgün bir beslenme tabağı, sağlıklı ve dengeli bir beslenme tabağı olarak önerdiğimiz süt grubu, et grubu, sebze ve meyve grubu, tahıl grubu aslında. Bizim bir öğünde yediğimiz kahvaltıda, öğle yemeğinde, akşam yediğinde yediğimiz tabakta aslında hem tahıllarımızın, hem et grubumuzun, hem sebzemizin, hem de süt, yoğurt grubumuzun olmasını istiyoruz. Mesela bir öğle yemeği düşünün, bir kase çorbanızı içtiniz, yanında bir etli yemek, tavuk yemeği de köfte yemeği yediniz, yanında bir sebze yemeği ya da salata, onun yanında bir yoğurt ya da ayran yediğinizde bizim istediğimiz bu dengeli süt, et, sebze, meyve grubu ve tahıl grubunu almış olacaksınız. Bu besin gruplarının içerisindeki vitaminler, mineraller farklı ve antioksidanları içeriyorlar. Vitaminlerden bahsedecek olursak, bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği olan A, C, E vitamini, antioksidan vitaminlerden. Bunların alımı önemli. Niye önemli? Çünkü vücuttaki bağışıklık yanıtınızı artırarak vücut direncinizi artırıyorlar. Ve anti-inflamasyon oldukları için vücudu enflamasyona karşı koruyorlar. A vitamini organ etlerinde bulunuyor. Yumurta sarısında, yeşil hafakta, aslında sebzeleri ve meyveleri sarı turuncu rengi veren A vitamini. C vitamini en narin, en hassas vitaminlerden bir tanesi. Bu da kuşburnu, turunçgiller, kivi, çilek gibi meyvelerde ve sebzelerden alabildiğiniz bir vitamin aslında C vitamini. Ama C vitamini bıçakla kestiğimizde vitamin değerinde azalmalar meydana geliyor. Bu yüzden mümkün mertebe portakalı çok fazla dilimlemeden, hani mandalinayı elle suyduktan sonra çok fazla bekletmeden direkt tüketmeniz gerekiyor. Çünkü vitamin değerinde azalmalar oluşuyor. E vitamini yağlı tohumlardan alabiliyoruz. Yediğimiz bitkisel yağlar, yemeklere konulan bitkisel yağlardan E vitaminini alabiliyoruz. B grubu vitaminler ise bağışıklık sisteminin aktivasyonunda görev alıyorlar. Bunlar da anti-inflamatuarlar ve enerji sisteminin oluşmasında B vitaminlerinden B vitamininin yeterli olması önemli. T hücre olgunlaşmasını sağlıyor ve T hücrenin aktivitesini sağlıyor. E vitamini de genelde tahıl ürünlerinden alıyoruz. Gene süt grubundan alıyoruz. Onun dışında mesela folik asit, yeşil yapraklı sebzelerden gene folik asit vitamini bolca alabiliyoruz. D vitamini ayrı bir başlık oluşturdum. Çünkü Covid döneminde de D vitaminin önemini çokça anladık. Yani D vitamini eksikliği olanların uzun süre yoğun bakımda kaldığını siz daha iyi görmüşsünüzdür eminim ki. Bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynuyor D vitamini. Bu tüberküloz etkenine karşı immünomodülatör olarak görev yapıyor vücutta ve doğal bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri var gene. Tüberküloza karşı koruma sağladığı yapılan çalışmalarda gösterilmiş. D vitamini biz güneş ışınlarıyla alıyoruz. Besinlerde yeterli olarak bulunmuyor maalesef ki. Deri tarafından üretilen bir vitamin, güneşin derimize gelmesiyle karaciğer, böbrek aktifleşiyor, bu şekilde üretiliyor. Kış mevsiminde ise güneş ışınları eğitimciyle geldiğinden dolayı D vitamininden yararlanmamız mümkün olmuyor. Bu yüzden gerekli durumlarda besin takviyesi, besin desteği, suplement olarak almamız gerekiyor. Balığı buraya koydum diye D vitamini balıklar kılçıklı yendiğinde ancak D vitamini alabiliyoruz. Hani yumurtada D vitamini çok az, minimal düzeyde var. Süt, şu an günümüzde D vitaminden zenginleşmiş süt ürünleri mevcut. Gene balık ekstra çoklu doymamış yağlarının omega 3, kalsiyum, fosfor, iyon, selenyumdan zengin olduğundan dolayı ve omega 3 yağ sitelerini de bağışıklık sistemini güçlendirdiği için, anti-inflamatuar oldukları için kış aylarında balık mevsiminde, özellikle dip balıklarından bahsetmiyorum, bu balıkların cıve yükünden dolayı sıkıntı yaratıyor. Yüzey balıkları, hamsi, istavri, küçük balıkları kış mevsiminde haftada 2-3 kez tüketmemiz gerekiyor gene. Eser elementlere bakacak olursak, demir vücutta en fazla bulunan eser element ve bu da T lenfositlerin farklılaşması, çoğalmasını sağlıyor.
demiri hem hayvansal kaynak hem de bitkisel kaynaklardan alabiliyoruz. Ama şöyle bir fark var burada da. Hayvansal kaynaklardan aldığımız demir, etlerden, kırmızı etten, tavuktan, hindiden aldığımız demirin vücutta emilimi ve sindirimi daha rahat, daha kolay oluyor. Kuru baklık ya da işte çekirdekli kırmızı yüzün, demir eksikli olan çekirdekli kırmızı yüzün öneriyorlar ama bunlar bitkisel demir olduğu için bunların vücutta emilmesi için dönüşmesi gerekiyor. Hem olmayan demir oldukları için hem demire dönüşmesi gerekiyor. Bunların sindirimi, emilimi daha zor oluyor bizim vücudumuz için. Bu yüzden demiri genelde hayvan etlerinden, yani kırmızı et, tavuk eti, balık etinden almamız gerekiyor. Çinko demirden sonra vücutta en fazla bulunan eser eleman. Bu da antioksidan, antioksidan enzim sisteminde görev alıyor çinko. Gene immün sistemde regülasyonunu sağlıyor. Bu da balık, tavuk, kabuklu deniz ürünleri, yumurta, fıstık ezmesinde bulunuyor. Selenyum, bu da antioksidan, enzimatik sistemde görev alan bir mineral. Doğuştan gelen bağışıklık hücre fonksiyonunu sağlıyor. Gene immün cevabı düzenleyen T hücrelerinin çoğalması için gerekli bir diz element. Bu da yumurta, tavuk, balık, deniz ürünlerinde bulunuyor. Polifenoller ise, bunlar da bitkilerde bulunan doğal kimyasallar aslında. Polifenoller antioksidan aslında bizim için. Bitkilerde yaygın olarak bulunuyor. Bunlar sebzeler, yani bitkilerden daha çok meyveleri ve sebzeleri kırmızı rengi veren aslında pigmentler oluyor polifenoller. Filamenitler, fenolik asitler, kateşinler, antosiyaninler, kuarsetin resveratörü sayabiliriz burada. Gene kırmızı mor meyvelerden ahududu, yaban mersini, üzüm, çilek, vişne gibi ve çay, kahve, kakao, şarapta da çok fazla polifenol bulunuyor. Probiyotik, prebiyotikten bahsedecek olursak bunlar da aslında probiyotik, prebiyotik hem anti-inflamatuar hem de antimikrobiyal bir etki gösteriyorlar. Probiyotik bakterilerimiz var. Bunlar laktobasiller, bifidobakteriler. Bu probiyotik bakteriler kullanarak fermente besinleri elde ediyoruz. Biz peynir, yoğurt, fermente süt, ayran, kefir, turşu gibi. Bu fermente besinleri hepsinin probiyotik olduğu tartışmalı bir konu. Bir besinin probiyotik sayılması için bazı özellikler taşıyor olması gerekiyor. Ama fermente ürünler de bu son çıkan tübele bakacak olursanız orada da bu fermente ürünlerin de canlı bakteri içerdiği için, canlı mikroorganizma içerdiği için probiyotik etkisi var diye geçiyordu. Fermentörünlerin tüketimi de yine bizim bağışıklığımızı güçlendirici rol oynuyor aslında. Ama bu probiyotik bakterilerin bağırsağımızda işe yaraması için probiyotik besinlerle beraber tüketmemiz gerekiyor. Bu probiyotik besinlerde pırasa, yer elması, bamya, enginar gibi besinlere de diyette yer vermemiz gerekiyor. Mikrobiyota ve bağışıklığa bakacak olursak, yapılan çeşitli çalışmalarda immünoloji modüle etmek için gene immüno beslenmenin önemi tartışılıyor. Bu besinlerin immün biyobelirtileşleri değiştirdiğini gösteren çalışmalar bulunuyor. Şu an günümüzde bağırsağımıza ikinci mikrobiyota, ikinci beyin deniliyor hatta. Bütün hastalıkların mikrobiyotun bozulmasından kaynaklı olduğu söyleniyor. Diyet de bu mikrobiyotayı şekillendirebilen, çok basit değiştirebilen bir faktör olduğu için bu bağırsak mikrobiyotası üzerinde hızlı bir etkisi bulunuyor. Batı tarzı diyetler rafine ve sağlıklı ürünler açısından zengin. A, D vitaminleri, lif ve diğer makro ve mikro besin öğelerini yetersiz ve dengesiz almamıza neden oluyor. Sağlıklı diyetler ise probiyotik, prebiyotik yani polifenoller gibi fonksiyonel besinlerin daha fazla içerdiğinden dolayı bu hastalık durumunda bağırsak sağlığını koruma da önemli. Peki biz nasıl besleniyoruz? Bizim beslenmemiz bence daha çok batı tarzı. Hani çok fazla dışarıda yemek yiyoruz, fast food tüketimimiz çok fazla, paketli ürün tüketimimiz fazla. Hani sağlıklı meyve 5 porsiyon günde yiyor musunuz ya da sebze meyve toplam yediğiniz miktar günde 5 porsiyonun buluyor mu? Bunu bir sorgulamanız gerekiyor. Biz de şu an maalesef hani çalışma hayatı, okul hayatından dolayı daha çok batı tarzı besleniyoruz. Bizim beslenme tarzımız da ya bozuldu bence benim gözlemlediğim kadarıyla. Akdeniz diyetine bakacak olursak Akdeniz diyeti ne öneriyor bize? Akdeniz diyetinin her gün olan kısmı peynir, yoğurt, zeytinyağı, meyve, sebze, ekmek, makarna, tahıl gibi ürünleri her gün tüketmeyi önerirken tatlıyı, yumurtayı, tavuk etini, balık etini haftada bir önerirken kırmızı eti ayda bir ya da iki kez öneriyor. Akdeniz diyetinde tabak porsiyonu taban yarısı sebze meyvelerden gelecek şekilde yarısının yani çeyrek kısmı tahıllardan, diğer kısmı da bu beyaz et, peynir, yoğurttan gelecek şekilde olmasını öneriyor. Akdeniz diyetiyle beslendiğimizde mikrobiyota da simbiyozisi sağlıyoruz ve bağırsak mikrobiyotasını iyileştirmiş oluyoruz sebze ağırlıklı beslendiğimizde. Ama batı tarzı diyete baktığımızda bu sebze miktarları
kahvenin tüketiminin sebze meyvenin daha düşük olduğunu görüyoruz. Gittikçe kırmızı et tüketimi, tatlının, paketli ürünlerin, şekerli besinlerin tüketimin arttığını görüyoruz. Bu şekerli besinlerin artmasında bağırsağın yapısını bozarak disbiyozise neden oluyor. Bu da kronik hastalıklara neden olduğunu söylüyor çalışmalar. Su niye önemli bizim için? Yeterli vücut ısısını dengede tutabilmek için yeterli miktarda sıvı alım çok önemli. Vücutta oluşan toksin bileşenlerin atılması için su gene önemli bir besin öğesi. Vücut fonksiyonlarının düzenli çalışmasında görev alıyor ve vücutta pek çok biyokimyasal reaksiyonun gerçekleşmesinde rol oynuyor. Günde en az 2-2,5 litre su içmemiz gerekiyor. Ya da kilogram başına 30 ile çarpı 30 mililitre ile çarpabilirsiniz. Kaç litre ya da kaç parmak su içeceğinizi bu şekilde de bulabilirsiniz. Özetle besin öğelerinin her birinin yeterli ve dengeli miktarda alınmasını istiyoruz biz. Vücut ısısını dengede tutabilmek için yeterli miktarda sıvı alımı önemli. Basit karbonhidrat olan saf şeker, şekerli besinler yerine tam buğday ürünlerine, işte tam buğday ekmeği, bulgur pilavı gibi tahıl ürünlerini tüketmesini istiyoruz. Kalorisi yüksek olan hamurlu tatlar yerine sütlü tatlılar ya da meyve tatlarını tercih etmesini istiyoruz. Hazır meyve suları, gazlı içecekler yerine evde hazırlanan meyve sularının tüketilmesini istiyoruz. Doymuş yağ, özellikle kırmızı et, doymuş yağ kızartma yerine daha çok beyaz et, balık, tavuk, hindi gibi beyaz et tüketilmesini istiyoruz. Yemeklerde tereyağı, iç yağ, kuyruk yağı yerine daha çok zeytinyağı ya da diğer bitkisel yağların tüketilmesini istiyoruz. Yine kızartma, kavurma gibi sağlıklı pişirme yöntemleri yerine haşlama, ızgara, fırın gibi daha sağlıklı pişirme yöntemleri yemeklerinizi pişirmeyi istiyoruz. Yine bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği olan A, C, E gibi antioksidan vitaminlerinin alınmasını öneriyoruz. Şimdi bu tabloyu pandemide çok sık gördük, her yer astılar bu tabloyu. Tabii ki de öncelikle bu enfeksiyonel hastalıklardan korumak için el hijyenimize hala dikkat ediyor olmamız gerekiyor. Tamam, Covid daha geçti geçmedi, arada bir şey bir yerde ama Covid geçse bile başka enfeksiyonel hastalık riskleri oluşabilir. Bu yüzden elimizi dışarıdayken ağzımıza, yüzümüze, burnumuza götürmememiz gerekiyor. Ve elimizi sabun ile yıkadığımızda en az 20 saniye boyunca yıkamamız gerekiyor. Ve genel olarak da Covid'in bu 14 kuralının içinde bol sıvı tüketimi, dengeli beslenme ve uyku düzeni önemli burada. Günde en az 7-8 saat uykunuzu almanız gerekiyor ki hani vücudun direnci düşmesin diye, hastalıklara karşı yatkın hale gelmeyelim diye. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Biz hocamıza belge takdimi için Doktor Öğretim Üyesi Sayın Özcan Erdoğan hocamızı sahne arz ediyorum. Tekrar teşekkür ederiz. İse tüberkülozun tedavisinde beslenme konu başlığını aktarmak üzere hastanemiz beslenme ve diyetetik bölümü Sayın Uzman Diyetisyen Sümeyye Hüdakar hocamızı kürsüye davet ediyorum. Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ben Beyaz Mahalle Vakıf Üniversitesi Hastanesi uzman diyetisyen Sümeyye Kara. 5 yılda burada çalışıyorum. Bu konu benim için çok çok önemli. Kendimizin de başımızdan geçen bir hastalıktı. Bu Ayşe Hocam bu konuyu bana verince çok da heyecanlandım. Hatta kendisine teşekkür ettim. Tüberküloz tanısı biraz zor konan bir hastalık olduğu için öncesinde bir hastanede yatış süreçleri vesaire oluyor. Ama sonuç olarak hastalarımız bu tanıyı aldıktan sonra beslenmesi pek çok kişinin elinden geçiyor açıkçası. Yani doktoru, hemşiresi, komşusu, en son diyetisyeni hepsi bu konuda konuşuyor, yorum yapıyorlar. Sizden ricam tabii ki bu konuda bilinçli olmanız, hastaya bilip bilmediğiniz şeyleri önermemeniz. Çünkü akciğer hastalığı olduğu için bizim için çok tehlikeli bir hastalık. Beslenmesi de çok önemli bir konuda. O yüzden sizden ricam mutlaka bilen kişilere sorarak bu hastalarımıza eminim yardımcı olmak istiyorsunuz. Bu şekilde daha doğru olacaktır diye konuma giriş yapmak istiyorum. Şimdi tüberkülozu konuştuk. Nasıl bir hastalık olduğunu anladık. İşte mikrobakteriyum tüberkülozuz bu hastalığa sebep oluyor. Hastalık vücuda girmeden önce zaten etkilerini yavaş yavaş göstermeye başlıyor. En çok ve bize gelme sebebi şu, hocam iştahım yok.
iştahsızlık en baştaki faktör. Zaten ben de bu sunumda size iştahsızlıktan ve bununla nasıl baş etmemiz gerektiğinden bahsedeceğim. Şimdi beslenmeden bahsedecek olursak kısaca yeterli ve dengeli miktar bizim beslenmecilerin en sevdiği kelime. Yani bu yeterli ve dengeli muhabbetini mutlaka alnını böyle aklımızın bir köşesine yazmamız gerekiyor. Doktorumuz, hemşiremiz, diyetisyenimiz hepimiz bu konuda beraber çalışmalıyız. Zaten konumuz da bu multidisipliner yaklaşım. Yani tek başına doktorun, hemşirenin, diyetisyenin tek başına yapacağı bir şey değil. Hepimizin birlikte çalışması lazım. Şimdi burada yeterli dediğimiz, şurada bizim bir sevdiğimiz dört yapraklı bir yoncamız var. Bunu çok severiz. Her slide'ımda falan koyarız böyle güzelce. Beyza Hocam da koymuştu. Şimdi burada bu dört yapraklı yoncada problem yok. Bunu yapabiliyoruz. Ama bizim beslenme kültürümüz dört yapraklı değil. Yani Türk mutfağı dört yapraklı değil. O yüzden sizin biraz burada ön plana çıkarmanız gereken besin grupları var. Şimdi bizde karbonhidrat fazla tüketilen bir grup ama akciğer karbonhidrat sevmez. Akciğerden çıktığı için karbondioksit, karbonhidratı azaltıp diğer besin gruplarını yükseltmeniz gerekiyor. O yüzden de bu dört yapraklı yoncadaki karbonhidratı sınırlamak zorundasınız. Yani bizim bir öğünümüzde çorba, ekmek, pilav, makarna gibi üç tane karbonhidrat çeşidi aynı anda yer alıyor. Ama bir tanesi olması lazım. Diğer besin gruplarına daha çok yer vermemiz gerekiyor. Bu yonca olayını biraz daha iyi anlayıp hastalarımıza anlatmamız gerekiyor. Buradaki dediğim gibi zayıflama, iştahsızlık, bu problemler bizim için haç safhada. Bunun üzerine biraz daha konuşacağız. Biraz kaçınmamız gereken besinler var. İşte rafine şeker, hazır gıda tüketimi. Bunları neden istemiyoruz? Çünkü besleyiciliği yok. Besleyiciliği olmayan hiçbir besini bu hastalarımıza vermiyoruz. Çünkü zaten minik bir iştahları var. Onları da bu kötü besinlerle doldurmasınlar. Daha faydalı besinler yesinler istediğimiz için. Alkol, sigara zaten akciğer hastalıklarında hiç istemediğimiz bir şey. Bunlardan kaçmak zorundayız. Yani tartışması bile olmaz. Ama bazı hastalar maalesef bunu tekrar tekrar duymak istiyor. Bizim de söylememiz gerekiyor. Bize düşen görev bu. Tekrar tekrar söylememiz gerekiyor bu hastalara. Stres tabii ki kaçmamız gereken bir şey. Yani bu çağda biraz zor ama maalesef. Hastalık olması, hatta şöyle anlatayım. Bu hastalığı benim anneannem geçirmişti. Bu hastalıkta ben şunu söylemiştim ailede ilk önce. Kimse veren kelimesi kullanmayacak. Öncelikle bunu biraz ortaya çıkarmamız gerekiyor. Çünkü hasta veren miyim? Yani ölecek miyim? Yani bu düşüncelerle beraber zaten zihinden kendini öldürüyor. O yüzden sizin öncelikle hani varsa etrafınızda, yakınızda veya hastalarınızda şunu kullanmanızı söylemeniz lazım. Verem kelimesini kimse kullanmıyor çünkü yaşlılar için verem demek ölüm demek. O yüzden kesinlikle verem kelimesini kullanmayın. Her zaman tüberküloz diye söyleyin. Bu sizin için çok önemli bir faktör olacak. Çünkü hastalığı geçiren kişiden iç dünyasında neler yaşadığını bilmiyorsunuz. Bu hastalığı sürekli böyle kafasından geçirerek şimdi ölecek miyim ben, bu ölümcül bir hastalık, işte ince hastalık gibi söylemler oluyor. O yüzden elinizden geldiğince hastalara bunun geçici olduğunu, tedavisinin olduğunu, iyi beslenirse, ilaçlarını içerse, güzel yaşarsa bunların hepsini geride bırakacağını anlatmanız lazım. Sizin bir kere pozitif yaklaşmanız lazım hastaya. Gördüğüm kadarıyla salonda daha çok öğrenci kitlesi var. Sizler bunları ne kadar iyi yaparsanız, hastalarınıza bunu aksettirirseniz tabii ki hastanın içinde, hastalar için de bu önemli olacak. Yani onların iyileşmesini daha kolay sağlayacaktır. Fiziksel aktiviteden hocalarımız yine bahsetti, çok da güzel bahsetti. Yani önemli bir konu, bunu da göz önüne almanızı istiyorum. Besin çeşitliliğine ve hijyene de mutlaka dikkat ediyoruz bu hastalıklarda. Benim yine en çok önemsediğim konu, dediğim gibi iştahsızlıktan çok bahsedeceğim size. İştahsızlığın önüne geçmek zorundasınız arkadaşlar. Özellikle diyetisyen arkadaşlar. Nasıl yapacaksınız? Hastaya ye demekle yemez. Yani yemesi gerektiğini o da biliyor. Ama canı istemiyor. Yani iştahı yok. Midesi bulanıyor. Bir sürü sıkıntısı var. 10 tane, 15 tane antibiyotik kullanıyor. Kalkıp da bu durumda bir şeyler yemesi, istemesi zaten beklediğimiz bir şey değil. Ama sizin orada moral motivasyonu her zaman yükseltmeniz lazım. Mesela bu konuda en çok yaptığımız şey, bizim de ailecek yaptığımız bir şeydi. Sürekli hastayla görüntülü görüşmek. Hastanın yanına gidemiyorsun. Hasta izole. Yani cam pencere olsa ne olacak? Hastanın yanına temasın olmadıktan sonra her zaman uzak durman gerekiyor vesaire. Bunları zaten anlamışsınızdır. Hastayı bir kapalı bir odaya koyuyorsunuz. Camı pencereyi açabilirsin tamam ama yanına gitmedikten sonra veya görüşmedikten sonra, konuşmadıktan sonra o saatler o hastaya geçmiyor. O yüzden mutlaka sık sık hastayla görüntülü görüşmek, özellikle yemek yerken karşısına yine kameranızı, telefonunuzu koyup onunla görüntülü konuşmak, yemekle ilgili iştahını arttırmak, canın ne istiyorsa onu yapalım şeklinde böyle olumlu yaklaşımlar, tabak hazırlamak, süslemek vesaire, bunların hepsini yapmanız gerekiyor. Burada tabii biraz aileye iş düşüyor. Ben burada hastadan çok aileye eğitim veriyorum. Çünkü hastanın önüne ballı börek de koysan yemeyecek.
Çünkü iştahı yok. Yani böyle durumda olduğu için sizin aile, yani hasta yakınlarıyla, ailesiyle daha çok iletişim kurmanız ve onların anlamasını sağlamanız lazım. Bu çok önemli. İştahsızlık için peki ne yapıyoruz? Bir kere iştahı kapatacak faktörleri biraz kaldırıyoruz. Burada çok önemli olan şey koku. Yemeklerin kokusundan biraz hastayı korumamız lazım. Özellikle zaten kapıları kapalı oluyor ama mutlaka aspiratör çalışmalı, mutfağın camı açılıp yemek kokusunun odaya eve gelmesini engellemeliyiz. Yemek öncesinde şekerli bir şeyler, yani iştahını kapatacak şeyler, bunu hepiniz tahmin edebilirsiniz zaten. Bu tarz bir şeyler yememesi gerekiyor. Peki hedefimiz ne? Düşük hacimde yüksek kalorili ve besleyiciliği olan besinler vermek hastaya. Burada amacımız şu, zaten yiyeceği 2 kaşık. Ama o 2 kaşığı öyle bir dolduralım ki, öyle bir kalorili ve besleyici hale getirelim ki hasta 2 kaşıkta zaten 5 tabak yiyeceği yemeği yesin. Burada hedefimiz bu. Burada biraz yaratıcılığınızdan faydalanmanız lazım. Kalorisi ve besleyiciliği yüksek olan besinleri ön plana koymanız lazım ki hasta önce bunları yesin ve bundan faydalansın. Burada biyo yararlanım dediğimiz bir kelime var. Tam olarak besleyicilik demek değil aslında. Biyo yararlanım demek yediğiniz bir yemeğin vücuda olan faydasının maksimum olması. Yani bu mesela yumurtada çok yüksektir. Yumurta yediğiniz zaman bunun %98'ini vücut kullanır. %2'sini atar sadece. Bu tarz besinleri ön plana çıkarmanız lazım. Bunları hastaya daha çok yedirmeniz lazım. Bu konuda biraz proteinler ön planda ve doğal olan besinler ön planda. Yani yapay, hazır gıda, paketli ürün, fast food tarzı gıdaları sevmememizin sebebi de bu. Bir besleyiciliği yok. Bir besin değeri yok. Vücuda girdiği zaman kullanımı çok çok düşük. O yüzden bu tarz besinlerden kaçıp biyo yararlanımı yüksek olan, vücutta kullanılabilitesi yüksek olan, faydası yüksek olan besinleri ön plana koymanız ve tabak olarak hastanın önüne ilk önce bunu koymanız gerekiyor. Örnek veriyorum, bir çorba yaptınız. Hastalar normal insanlar gibi yemeğe çorbayla başlamamalı. Çorbanın %90'ı su. O yüzden onu çıkartıyoruz. İlk önce faydası daha yüksek olan besini ortaya koyuyoruz. Veya herhangi bir çorba türü bir şey yemek istersen, sıcak bir şey sever bizim toplumumuz. Burada her zaman suyu kullanmadan, et suyu, tavuk suyu kullanarak, içerisinde çok fazla sebze kullanarak ve katı bir kıvam vererek hastalarımıza bu yemeklerimizi vermemiz gerekiyor. Burada yemeklerin sırasını değiştirmek gerekebilir. Bu da sizin için önemli bir öneri bence. Et veya tavuk yemeklerine de mutlaka kuru yemiş, krema, kaşar gibi besinler ilave ederek yine besleyiciliğini, düşük hacimde yüksek kalori mantığını kullanarak arttırmamız gerekiyor. Mesela burada içeceklere de çok önem veriyorum ben. İşte bir şeyler içmek güzel gelebiliyor ama bunları da suyla karıştırmak yerine daha konsantre hale koymamız lazım. Mesela her zaman masalarımızda bir yoğurt olur. Ben bunun yerine hep süzme yoğurt, üstüne de bir zeytinyağı gezdirip kalorisini yükseltmek şeklinde minik pratik teorilerle bunu sağlıyorum. Bunları siz de hastalarınıza önerebilirsiniz. Mesela bu görüntüde bir pilavımız var, güzel de görünüyor. Şimdi bu tarz pilavlar yaptığımız zaman bunları etle, sebzeyle, kuru yemişlerle zenginleştirmeniz lazım. Yani hastaya boş bir pilav vermek yerine daha zengin bir menü hazırlayabilirsiniz. Yani içeriği zengin, içeriği fazlalaştırılmış. Mesela pirinç çok verilmez, işte bulgur pilavı verilir. Hani çok böyle şu pilav bu pilav derdine düşmüyorum. Hasta yesin de ne yerse yesin derdindeyim biraz daha. O yüzden de hep verdiğim yemeklerin, sevdiğim yemeklerin içeriğini zenginleştirme taraftarıyım. O yüzden bir tüberküloz veya bir akciğer hastası geldiği zaman bana önce sevdiği yemekleri sorarım. İlk önce onları listesine koyarım, hayatına onları koyarım ve bunların içerisine benim istediğim şeyleri eklerim. Mesela hasta diyor ki hocam ben pirinç pilavına bayılırım, tamam güzel. Ama etli yiyeceksin, ama içerisine şunu koyacaksın, ama bunu da yapacaksın gibi sevdiği şeyi benim de istediğim, yani benim de olması gerektiğini düşündüğüm şeyleri birleştirerek hastaya sunuyorum. Hem onun gönlünü yapıyorum, iştahının güzel olmasını sağlıyorum, yani yemeğe karşı negatif bir şey düşünmesin diye uğraşıyorum. Hem de besin değerini arttırmış oluyorum. Yine bizim toplumumuzda böyle erişte gibi şeyler çok sevilir. Çok karbonhidrat olan şeyleri çok vermek yerine mesela erişte verecekseniz diyorum ki işte 2 kaşık erişte koyuyorsan 1 kaşık da ceviz koy, 1 kaşık da peynir koy, 6 kaşık erişte yiyeceğine 3 kaşık erişte, 1 kaşık ceviz, 1 kaşık peynir yesin gibi hep böyle yemekleri zenginleştirme şeklinde, içeriğini kendime göre ayarlama şeklinde böyle tripler yapıyorum. O tarz şeyleri siz de önerebilirsiniz. Salata yine bu hastaların sevdiği bir şey. Ama salatanın kalorisi düşük. O yüzden hemen ne yapıyorum? Zeytinyağı koymak dışında tahin, doğal nar ekşisi, kuru yemiş, lor peynir gibi şeyler ekleyerek yine yemeklerimin kalorisini zenginleştiriyorum. Sizin de böyle hastalarınıza önermenizi tavsiye ederim açıkçası. Bunlar güzel yöntemler. Her şeyi yaptım.
Ama hasta yemiyor. Yani inatçı, böyle yaşlı gruplarda oluyor biraz. O zaman mecburen enteral beslenmeye geçmek zorundayım zaman kaybetmeden. Hocam bugün yemedi yarın yer, yarın yemedi öbür gün yer. Böyle bir şey yok. Kesinlikle bir öğün dahi atlanmayacak. En ufak bir atlamadan hastayı siz önemsemedikçe yavaş yavaş kaşe eksiye sokarsınız. Oradan geri dönmesi mümkün değil. Çok çok zor. Yapım, zaten vücutta yapım yok doğru düzgün. Osteoklastlar havada uçuşuyor. O yüzden sizin mutlaka hasta bu aşamaya gelmeden en ufak bir öğün atlamada hemen önlem alıp enteral ürününe girmeniz lazım oraya. Sordun dün akşam yemeğini yedi mi yemedi. Hemen enteral ürün bir şişe veriyorsun. Yani 200, 300, 400 kalori ürününe göre değişir. Mutlaka o öğününü desteklemen yerine koyman lazım. Bu kaçamakları göz önünde bulundurmazsanız belli bir aşamadan sonra kaş eksiğe girdikten sonra diyetisyen konusunda bir işe yaramaz. Çünkü hasta kaş eksiğe girmiş. Yani benim de en büyük sorunum mesela bu hastanede budur. Yani hasta eksiğe gelmiş, pre-ekse gelmiş diyetisyen konusu. Burada değil, 3 ay önce çağıracaktınız beni. Yani hasta burada çağrılmayacak şey diyetisyen. Öncelikle hastanın en ufak bir öğün atladığında bile önlemini almanız gerekiyor. Ben burada biraz hemşirelere yük düştüğünü düşünüyorum. Neden? Çünkü bir doktor olsun, diyetisyen olsun hastayı biraz daha seyrek görüyor. Ama hemşire hep başında. Hatta her gittiğim serviste mutlaka hemşire arkadaşlarımla iletişim kurarım. Çok doktorla iletişim kurmuyorum. Hemşire arkadaşıma söylerim mutlaka öğün atladığında bana haber ver. Öğün atlarsa şu ürünü gir. İşte doktorumuza söyle orada girsin vesaire. Mutlaka her öğünü tek 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 üstüne düşerek yemesini sağlıyorum. Hatta yediğinden emin olmadığım, böyle kaçamak yaptığını, yani yemediğini düşündüğüm hastalarınla yemesini yediğinden emin olmak için not almasını istiyorum. Yazdırıyorum yemeğini. Bana her öğün ne yediğini yazacaksın. Bir yakınını görevlendiriyorum, aşağı polikliniğe getireceksin. Eğer bunu yapmıyorsa zaten mutlaka doktoruna söyleyip hasta yemek yemiyor, beslenmeyi reddediyor. Direkt NG'ye takalım. Zaten NG'den korkuyor hastalar. Bu şekilde biraz da maalesef korkutarak yaklaşmam da gerekebiliyor. Bu şekilde de tedavi yöntemlerim var yani. Aklınızda olsun, hastaların herhangi bir öğün atlamasını kabul etmeyin. Mutlaka üstüne düşün. Dediğim gibi iş işten geçtikten sonra bir şey yapmanız yani çok etkili olmuyor. O yüzden zamanında yapmamız gerekiyor. Evet. Şimdi bağışık güçlendiren birkaç tane de besinden bahsetmek istiyorum. Turunçgiller bu konuda bizim böyle en çok sevdiğimiz, hatta C vitamininden bahsettik. C vitamini içeriğinden de çok zengin olan bir besin grubu. Yalnız burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi hastalar bir avuç antibiyotik içiyor. Antibiyotiğin en çok etkileşim gösterdiği grup C vitamini ailesi. Bununla ilaç, yani ilaçla C vitamini içeren bir besin arasında en az 2 saat koymamız gerekiyor. Bunu göz ardı etmeyelim. İlacın etkileşimini, ilacın etkisini düşürebiliriz. Bundan kaçalım. O yüzden saatimize mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Onun haricinde sarımsak, kereviz, sarı kantaron gibi bazı besinler, yine toplum tarafından her zaman kullanılan, sevilen besinler, bağışıklığı da kuvvetlendirdiği için bu hastaları mutlaka almasını istiyoruz. Burada sadece şundan istiyorum, dikkat etmenizi istiyorum. Günlük düzenli olarak almak gerekiyor. Yani bir kere kereviz yemek sizi iyileştirmez, bir kere sarımsak yemek sizi iyileştirmez. Bunu sürekli, düzenli, aşırıya kaçmadan, yeterli ve dengeli diyoruz ya, o şekilde yapmanız gerekiyor. Yine bal, propolis, bazı baharat karışımları duymuşsunuzdur. Karabiber, zencefil ve zerdeçalın bir arada kullanılması. Bağışıklık için olumlu etkileri olan şeyler, çalışmaları da var hatta. Bununla ilgili güzel çalışmalar var, bakabilirsiniz. Bizim için faydalı. Ben son olarak minik de bir diyet menüsünden örnek getirmek istedim. Hastalarıma da sunduğum bir besin, isterseniz fotoğrafını da alabilirsiniz hastalarınızı kullanmak için. Burada kahvaltı olsun, işte diyabet hastası olsa da olmasa da ara öğünler olsun mutlaka yapılmasını istiyorum. Normalde diyabet hastası değilse bir insan çok ara öğün yapmak zorunda değil. Ama mutlaka bu hastalara öneriyorum. Hani öğünde bir şey eksik yer, en azından ara öğünden tamamlar, buradan yukarıya çıkartırız diye. Bunları istiyorum. Bir de burada şuna mesela hastalarıma öneriyorum. Listeyi yazarken sıralamasına da dikkat ettiriyorum. Mesela en üste yazdığım yemeği ilk önce yiyeceksin diyorum. Sonra aşağıdakileri yiyeceksin. Genelde böyle yeşillikleri biraz daha aşağı koyuyorum. Zeytinyağlı vesaire de olsa bir peynir kadar kalorisi yok sonuç olarak. Yumurta kadar kalorisi yok. O yüzden besleyiciliği, en başta anlattığım biyo yararlanımı en yüksek olan besini en başa koyuyorum. Yavaş yavaş aşağıya doğru iniyorum.
Burada yine öğle ve akşam menüsüyle devam ediyorum. Mesela burada turşu yine bizim önerdiğimiz bir şey, fermente bir gıda. Tabii ki bu hastaya göre değişir. Yani bir tansiyon hastasıysa tuzlu bir turşu yemesi çok mantıklı değil. Genel bir liste yani, bu hastanıza direkt birebir uygulayacağınız bir program olmaz. Hastanın hastalıklarına göre tabii ki değişir. Ama genelde böyle bir düzenleme yapıyorum. Son olarak da bu süreçte her zaman yanımızda olan dekanımız Ramazan Özdemir'in çekindiğimiz bir fotoğrafımız vardı anneannemle. Onu da size göstermek istedim. Süreci güzel atlattık. 2018'deydi bu süreç. Tabii o zaman Çinler henüz yara sayamamıştı. Covid falan yoktu. Maskesiz geziyorduk ama tabii Covid tüberküloz olduktan sonra maskelenmiştik. Sonrasında kolay bir şekilde atlattık. Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yüksek. Mesela şey anlatıyor, kuru baklagiller, mantar gibi protein değeri yüksek besinleri ön plana çıkarıyorum. Yani dedim ya, bu biraz kaba taslak bir şey. Hani hastaya göre zaten... Hocam hastanede de zor. Yemekhaneyi bildiğim için. Hocam hastaya göre düzenliyorum, evet. Yani o konuda biraz hastanın üzerine eğiliyorum. Eğer maddi imkan durumunda sıkıntısı varsa mutlaka muadil besinler yerine koyuyorum. Yani bugün baktığınız zaman bir yumurtanın tanesi olmuş 3 TL. Yani gerçekten komik bir sayı ama böyle. Bu hastaların hani şu biyo yararlanımı anlattım ya, küçük hacimde yüksek kalori. Bunlara ulaşmaları için özel tarifler, karışımlar, böyle şeylere biraz daha başlıyorum. Bir de ben şeye başlattım. Belki siz de hastanenizde yaparsınız. Vakıf eczadeposu diye bir şey var bizim hastanemizde. Böyle bir uygulama başlattım. Mesela hasta bana geliyor, beslenmesi çok iyi değil. Dediğiniz gibi imkanlar da biraz sınırlı. Elinde ürün olan ve kullanılmaya devam edilmeyecek ürünleri bir hastadan alıp vakıf eczadeposuna koyuyorum. Bu bizim vakıf hizmetimiz hastane olarak. Orada yeni gelen hasta için mesela kullandırıyor. Hastanın burada bir maliyeti olmuyor, hani bir harcaması olmuyor. Kimin verdiğini de bilmiyor. Ama sonuç olarak hastam beslenmiş oluyor. Yani böyle uygulamalar da yapıyorum. Yani onun haricinde besin olarak da dediğim gibi elimden geldiğince ultra böyle mix kuvvetli tariflerle hastaları ayağa kaldırmaya çalışıyorum. Rica ederim. Merhaba, ben Ayşe. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Tümey hocamıza belki takdimi için Sayın Doktor Tüm Üyesi Ayşe Dost hocamızı sahneye davet ediyorum. Tüberkülozda psikososyal bakım konulu başlığını bize aktarmak üzere İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Konsültasyon ve Liyazon Psikiyatrisi Uzman Hemşire Sayın Nesibe Kaşbaz'ı kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer Sempozyum Düzenleme Kurulu, hocalarım ve değerli katılımcılar, sempozyumun son konuşmasında ben de multidisipliner yaklaşımın bir dalı olarak bakabileceğimiz psikososyal bakım üzerine bir
konuşma hazırladım. Sizi çok sıkmadan, kısaca detaylar üzerine çok girmeden genel hatlarıyla bir sunum yapmayı planlıyorum. Bahsedildiği üzere ben de İstanbul Tıp Fakültesi'nde konsültasyon yazılım psikiyatrisinde KLP hemşiresi olarak görev alıyorum. Belki klinik içerisinde çalışan kişilerin haberi olabilir, olmayanlar için kısaca bahsetmek gerekirse, genel tıp ve psikiyatri arasında bir köprü görevi görmeye çalışıyoruz. Genel hastanede olan tüm hastalarımıza psikososyal bakıma ulaşılabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Öncelikle şu rotaya bakmak gerekebilir. Hepimizin varsaydığı bir dünya var hayatımız içerisinde. İşte doğacağız diyoruz, okula gideceğiz, bir iş hayatımız olabilir, arkadaşlarımız olabilir, ilerleyen yaşamımız sürecinde bir evlilik hayatımız, bir evle ilgili bir sürecimiz olabilir, ailemiz olacak ve bir yaşlılıkla ilgili bir döngü var gözümüzün önünde. Yani buraya baktığımızda mükemmel bir hayat. Bir şey eksik bu döngü içerisinde baktığımızda. Hiç kimse hayatın bir döneminde tıbbi bir hastalığa sahip olabileceğiyle ilgili bir algıya sahip değil. Özellikle bugün konuştuğumuz konu olan tüberküloz gibi salgın ve bulaşıcılı bir hastalığa sahip olmanın kişi üzerinde oluşturacağı yük ve değişimler çok farklı olacaktır tahmin edeceğimiz üzere. Bir düşünelim bakalım, biz bir tıbbi rahatsızlığa sahip olsak ne hissederiz, neler düşünürüz? Neler olur? Burada biz salgın bir hastalık, hani bir bulaşıcılı hastalık üzerine konuşuyoruz ama genel olarak kronik bir rahatsızlığa sahip olduğumuzu düşündüğümüzde. Buyurun. Hissedebiliriz. Bir önceki sunumda bahsedildiği gibi bazı hastalıkların ismi bile bizde bir şeyler çağrıştırır. Korku, ölüm kaygısı, damgalanmış hissedebiliriz. Özellikle bu hastalık grubu içerisinde sıklıkla hissettiğimiz gruplar. Bazı durumlarda işte bir önceki oturum konuşmada söylendi ama hastalığın ismini bile duymak istemeyen bir grupla karşı karşıya kalabiliriz. Buradaki yaklaşım aslında önemli. Gerçekten gizlemek mi gerekir? Yoksa bu hastalık algısı üzerine çalışmak mı gerekir? Çünkü gizlenen, saklanan şeylerde sonraki süreçlerde göreceğiz ki tedavi uyumu bozuluyor. Yok sayıyor, görmek istemiyor, inanmak istemiyor. Hastalık şimdi gördüğümüz gibi bizde inkardan, felaketleştirmeye, belirsizliğe, anksiyete, korku, öfke, kontrol kaybı, uyum güçsüzlüğü ve travma sonrası gelişime kadar geniş bir yelpazede tepkiler oluşturuyor. İki ay uçtan bahsediyoruz. Birinde hasta kaçıyor, diğerinde de diyor ki bu hastalık beni geliştirdi ve büyüttü. İki ayrı yelpaze ucunda tepkiler görebiliyoruz. Buradaki süreçte diyoruz ki biz bir hastalık olduğunda sistem bir dengedeydi. O varsaydığımız dünya içerisindeydik. Hastalık bizi gelip bulmamıştı. Ama iç ve dış çevreden gelen uyaranlar, gelişimsel, durumsal yaşadığımız olaylar, hastalıktan bağımsız bunlar da devam ediyor çünkü. Ve fiziksel hastalıklar bizim karşı karşıya kaldığımız stresörler oluyor. Yani bir kişi bir tanı aldığında o varsaydığımız dünyada birçok denge değişiyor. Sadece bir tanıya sahip olmamış oluyor. Ve bir kriz yaşıyoruz. Ve bu krize eğer biz bir uyum süreciyle gösterebilirse biyopsikososyal uyumdan bahsedebiliyoruz. O yüzden biz bir hastanın bir tanıya sahip olmasını sadece bir tanıyla ilişkilendirirsek o geniş yelpazeden bakmadığımız anda kaçırdığımız çok şey olacak. Ben bu hastaya bilgi verdim ama uymuyor diyeceğiz. Tedaviye, yani bu kadar riskin olduğunu bildiği halde uymuyor diyeceğiz. Aslında bu tüm yönüyle görmemiz bize bunları sağlayan şeyler olacak. Şimdi biraz literatür, güncel literatür üzerine biraz taramak istedim. Sempozyumla ilgili bir konu daveti geldiğinde 2016 yılında tüberkülozla ilişkili stres ve stres ilişkili faktörlerle yapılan bir çalışmada Ankara'da bir Verem Sevaş dispanseri ve göğüs hastalıkları servisinde yatan hastalarla sağlıklı grup karşılaştırılmış.
ve görülmüş ki tüberküloz hastalarının fiziksel stres belirtileri sağlık grubuna göre de sağlıklı gruba göre daha fazla. Daha yoğun stres var ve etkisiz baş etme var burada. Yani stresle karşı karşıya kalabiliriz ama burada bir etkin bir baş etme varsa uyuma doğru götürebilir bizi. Ama bu sağlıklı gruba kıyasla daha düşük olduğunu söyleniyor. Yaşam doyumları çok hızlı bir şekilde düşüyor diyor. Ve stresle ilişkili olarak da etkisiz başa çıkmayla, memnuniyetle ilgili psikolojik ya da fiziksel sağlığı yoğurlayan değişiklikler karşımıza çıkmış. Yani bizim bu alanda da çalışmamız lazım. Hastaya bu yönüyle de bir bakım sağlamamız lazım. Bu sürecin devamında ancak bu şekilde hızlı bir yola doğru gidebiliriz. Şimdi yurt dışında yapılan bir çalışmada burada bir sistematik derleme, çok ilaca dirençli tüberküloz vakalara bakılmış, onları zorlayan psikolojik, sosyal, ekonomik sorunları ele almışlar. Demişler ki bu hasta grubunda depresyon yoğunlukla karşımıza çıkabiliyor. Damgalanabiliyorlar çünkü bulaşıcı bir hastalık. Covid'de gördük. Covid gibi bir salgınsal yönemden geçerken bile kişiler Covid olduğunu çevresinde kolay kolay söylemek istemedi. Aman haberi olmasın. İşte beni ayıplarlar. Geniş bir salgın ve toplum olarak karşı karşıyayız. Bunu saklama eğilimini gösterdik. Tüberkülozda da bu süreçle damgalanmamak için çevresinden bu bilgiyi saklayan çok hastayla karşı karşıya kalacağız. Ayrımcılık yaşıyor olabiliyorlar. Belki işte negatif olan örneklerle beraber sonucunu almış olsa bile hastayı damgaladık. Sen tüberküloz hastasısın. Sosyalleşmeye çalışsa da kaçınıyoruz. Bunu sağlık çalışanları olarak bizler de yapıyoruz. Halka geçelim. Halka yayılmadan bizim de yaptığımız şeyler var. Bir de bu hastaların bahsettiği gibi birçok ilaç kullanıyor. Enes'in bahsettiği gibi 30 tane ilaçtan bahsediyoruz. Bu ilaçların birçok yan etkisi var ve psikolojik sıkıntıya sebep olan yan etkiler de burada. Hastayı depresyona sokabiliyor, psikoza sokabiliyor. Bununla ilgili bir takım semptomlar hasta aslında öncesinde hiçbir psikiyatrik yakınması yoksa bile tedavi sürecinde ortaya çıkan psikiyatrik yakınmaları var. Ve mali kısıtlamalar çalışmalarda belirtilen en önemli sorunlar. Hocamın da dediği gibi hasta beslenmesi gerekiyor ama mali açıdan yeterli miktarda parası yok. Biz diyoruz ki sen izolasyonda kal ama bu evin tek geçim kaynağı olarak çalışan bir babadan bahsediyoruz. Mümkün mü? Hastaneden tedavi reddi vererek çıkmak isteyen hastalarla karşılaşıyoruz. Tedavi reddi veriyor. Burada hani belli başlı yaptırım hükümleri kullanılabiliyor ama ölümleri karşı karşıyasın diyorlar. Hayır diyor, işte bakmam gereken çocuklarım var. Bir anne için de gelebiliyor bu örnek. Bu yönüyle de karşımıza çıkan sorun alanları var. Çok az sayıda da psikososyal sorunlara yönelik müdahale çalışmaları olmuş. Bunlar da küçük pilot çalışmalar olarak gösterilmiş. Aslında baktığımda ben de daha çok çalışmayla karşılaşırım dedim ama alanda bu konularla ilgili de çok fazla çalışmada bulamadım. Bizler burada tıbbi ve psikiyatrik tedaviyi, konsültasyon liyazon psikiyatrisinde eş zamanlı sunulması gerektiğini söylüyoruz. Yani bu varsaydığımız yeni dünyaya hastalık ve bir çenti katıldı ya hayatımızda. Birçok rol ve fonksiyonlarımız ve sağlık sürecimizde değişimler var. Bu sürece uyum aşamasında hem tıbbi tedavi olmalı diyoruz hem de psikiyatrik yönden de desteklenmesi lazım bu hastalara. Bizim buradaki süreçle ifade ettiğimiz şey aslında hasta merkezli bütüncül bakım. Aslında o biyomedikal modelde hastalık ve tıbbi tanı vardı. Bizler eğitim sürecimiz boyunca hocalarımız da sıklıkla söyler. Bütüncül bakalım, holistik bakalım, birey ve çevresini ele alalım. Alana geldiğimizde ne oluyor? Tam tersi. Hepimiz biliyoruz aslında hastaya bütüncül yaklaşmamız gerektiğini. Ama o İşin içine girdiğimiz anda sanki teknik rollerimiz ön plana çıkıyor. Yani o tedavi yoğunluğunu yetiştirmeliyim diyorum, diğer faktörleri yetiştirmeliyim diyorum, bir de hastayla yakınıyla mı ilgileneceğim diyorum, onu göz ardı ediyorum. Aslında bakıldığında bizim hemşirelik ile ilgili söyleyebileceğimiz tanım içerisinde var olan ve olabilecek sağlık sorunlarına karşı insan tepkilerinin tanı ve tedavisinden sorumluyuz aslında. Bir tüberküloz hastasının tanı aldığı itibariyle öz saygı ile ilgili, öz bakımla ilgili, öz yeterlilikle ilgili, beden imajı ile ilgili, cinselliği ile ilgili, rol performansı, sosyal ilişkiler ve damgalama ile ilgili sorunlar yaşayabileceğini tahmin etmemiz ve görmemiz gerekiyor.
Ve bu gördüğümüz alanla beraber hem bedeni hem ruhu birbiriyle bağlantılı olarak optimal hasta bakımı vermemiz, her ikisini de gözetmemiz gerekiyor. Çoğunlukla kliniklerle görüştüğümüzde iş yükünün çok yoğun olduğunu, bir de buna zaman ayırmak istemediğini söylüyorlar. Ben KLP hemşiresi olmadan önce 5 yıl yoğun bakımda çalıştım İstanbul Tıp Fakültesi'nde. Reanimasyon yoğun bakım ünitesiydi. Bakıldığında orada her zaman bir iletişim içine geçtiğimiz hastalarımız oluyor. Uyanık, işte uyuyor veya sedasyon altında. Bu iletişim yükü aslında gördüm ki yoğun çalıştığım dönemlerde anksiyetesi olan hastaya, tedavi uyum güçlüğü olan hastaya zaman ayırmazsam benim iş yükümü artırmaktan başka bir işe yaramıyor. Tekrar döner kapı gibi. O soru dönüyor, dolanıyor, tekrar beni buluyor. Aslında işim arasında ben bir temas kuruyorum bu hastayla. O zaman terapatik bir süreç kurayım. İşin başlangıcıyla işi ele alayım ve sonrasındaki süreci bir gözlemleyeyim. O zaman problem çıkıyorsa bu sefer de bir üst bölüme danışmam gerekebilir. Şimdi burada ilaca dirençli olan hastalara bir şekilde bir genel bir 2000 ile 2017 yılları arasında ilaca dirençli tüberküloz hastalarına yapılmış psikososyal ve maddi destek çalışmaları ele alınmış. Buradaki çalışmalarda hastalara psikososyal ve maddi destek sağlayan grupların standart bakımı alan hastalara göre daha düşük takip kayıp oranları gösterdi. Yani o takip kaybından kopmuyor bu hastalarımız. Bunlara bir şekilde bu yardımı sağlıyor olmamız, döner kapı gibi o ilacı kullanıyor, bırakıyor, tekrar geliyor, tekrar en başa alıyor, tekrar ve artık elimizdeki kullanabileceğimiz silahlarımız yetersiz kalıyor. O zaman burada işin başında bu psikososyal bakım sürecini ortaya koymak gerekir diyor. İşte ne kadar yoğun bir şekilde bu bakımı alıyorsa daha az olan veya hiç almayanlara göre daha yoğun bir tedaviye yönelik uyum geliştiği söylenmiş. Böyle genel bir şey demişler, tweetlenebilir bir özet diye yazmışlar makalenin içinde. Demişler ki, ilaca direnci tüberküloz tedavisine kalıcı oranlarını etkili bir şekilde iyileştirmek için ya birebir danışmanlık veya ev ziyaretleri yoluyla sağlanması, psikososyal destek verilmesi lazım. Bu sadece yoğun faz değil, tedavi boyunca sağlanması lazım. Yani kısa dönemli bir şey uygulamaktan bahsetmiyorlar burada. Bu bahsettiğim konunun başında da olan bu psikososyal bakım ne demek diye bir genel baktığımızda bir sürü isimle geçebilir. Bireyin bilişsel, emosyonel, sosyal, psikoseksüel, spiritüel tüm gereksinim alanlarını tanımaktan geçiyor bu. Ve bunu karşılamaya yönelik bir uygulamadan söz edebiliriz. Nasıl sağlayacağız peki? Bizim genellikle psikososyal bakımda 4 düzeyden bahsediyoruz. Somatik tıp ve KLP ile ilgili alanlarda. Diyoruz ki bu 4 düzey var. Ve bu düzeyin temelinde diyoruz işte temel iletişim ve tanılama becerileri var. Aslında sağlıkla ilgili eğitim alan birçok bölümde gördüğümüz üzere hepimiz iletişim dersi alıyoruz. Kişiler arası ilişkiler dersi alıyoruz. O yüzden özellikle bir uzmanlığa gerek olmayan becerilerden bahsedeceğim ilk düzeyde. Hepimiz alandan lisans mezunu olarak çıktığımızda aslında aktif olarak dinleyebilmeyiz hastamızı. Ne diyor, ne demek istiyor? Bazen o kadar iş yoğunluğu arasında hasta bana bir şey anlatırken diyorum ki evet anlat ben seni dinliyorum. İşimi de yapmaya çalışıyorum o arada. Emin olun o hasta kendisini dinlenilmiş hissetmediği için ya size tekrar boş bir zamanınızda yine buluyor aynı soruyu soruyor ya da başka bir meslektaşınızı buluyor. O soruyu teyit etmeye çalışıyor. Çünkü inanmıyor sizin onu dinlediğinize. Başlangıçta böyle sanki hızlı iş çözüyormuşuz gibi gelse bile tekrardan aynı şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Burada aslında önerimiz şu oluyor. Eğer gerçekten yetişmesi gereken daha acil bir işim varsa, önceliğim oysa hastaya durumu ertelenebilip bilmeyeceğimizi sormak lazım. Evet biraz sonra tekrar sorabilirim diyorsa hastayla randevulaşmak işte bir saat sonra benim iş yoğunluğum azalacak. O zaman konuşsak mümkün mü senin için? Evet derse o bir saat sonra gerçekten o verdiğimiz sözü tutarak hastayla giderek o süreci konuşmamız. Veya çok acil diyorsa şu an başka bir meslektaşım müsaitse onu ona yönlendirmemiz. Yani ona aktif dinleyebileceğimiz, göz teması kurarak söylediklerini anlayabileceğimiz bir süreç olması lazım. Soru sormak, duygu ifadesine yardımcı olmak,
mümkün olduğunca sonrasında onun da soru sormasına fırsat vermek. Biz onlara soruyoruz ama aklında tam oturuyor mu bilmiyoruz. Mümkün olduğunca bazen bir sempozyumda tekrar şahit olduğum bir bilgi vardı. Hastalara bilgi veriyoruz, konuşuyoruz diyor. Verdiğimiz bilginin yarısı anlaşılıyor dedi. Bu anlaşılan yarı bilginin de yarısı yanlış anlaşılıyor. Yani bizim bir hastaya bir şey ya da bir kişiyle iletişimde doğru iletişim kurabilmemiz için temel olarak bir şey bilgisi verdikten sonra onun ne anladığını ondan geri dinlememiz lazım. Biz işte ilaçlarla ilgili bilgi veriyoruz. Düzenli kullanman lazım, şu kadar doz kullanman lazım, ilacın bittiğinde gelip alman lazım. Ama bir yandan içten de bir ses diyor ki ona, işte ya bu ilaçlar bende başka bir hastalık oluşturursa, en önemli korkusu ya ben kısır kalırsam. Toplumda tüm tedavilerde sıklıkla duyduğumuz şey veya aile içerisinde sen denek olarak kullanılıyorsun, deliliyorsa bırakıyor. Ben bilgi verdim aslında, tüm aciliyetiyle anlattım. O aklındaki düşüncelerle beni dinliyorsa o bilgi oraya gitmiyor. O yüzden o ne anladı? Ondan bilgi verdiğim zaman ondan geri almak. İkinci, rutin ve koruyucu psikolojik bakım. Hasta ve ailesiyle terapötik bir iletişim kurmak. Onların ne hissettiğini ifade etmesine yardımcı olmak. Ölmekten korkuyorum, bu ölümcül bir rahatsızlık. Ve yoğun bir anksiyeteyle beraber kaygılı, ayrı kalamıyor sizden, uzak kalamıyor. Bir an önce işte izolasyonda da yakınlarıyla da görüşemiyor. Bu duygularını ifade edecek, korkusunu ifade edecek bir kişi arıyor. Bizden aslında cevap bekliyor gibi diye düşünüyoruz ama hani masa tenisi gibi o bana dediğinde ben ne diyeceğim, şimdi ben ölecek miyim dediğinde ben ona ne diyeceğim diye dinlediğim anda savunmaya geçerek etkin bir cevap verme potansiyelimi bile kapatıyorum ama hasta zaten sadece o duyguyu ifade etmek istiyor. Bizim orada sessizce onu dinleyerek duygularını anladığımızı ifade etmemiz, korkusunu anladığımızı ifade etmemiz yeterli olabiliyor. Bazen bu süreç içerisinde nasıl baş ettiğini görmemiz lazım. Adaptif mi, maladaptif mi bir baş etme yöntemi var. Yani bu kullandığı geçmişteki baş etme yöntemleri işe yarıyorsa onları destekliyoruz. Stresli bir andan geçiyor. İşte ya bazen bu durumlarda alkol madde kullanımı, sigara kullanımı artıyor olabilir. Yoğun bir şekilde. Bu bir maladaptif davranışa dönmüş bir durum. Bu davranışın stres yönetiminde etkisiz olduğunu. Bunun ilerine bizim profesyonel olarak önerebileceğimiz yöntemlerden çeşitli işte destekleyici, psikososyal rehabilitasyonu sağlayıcı şeyler önerebiliriz. Hastalarla aktif nefes egzersizleri ve gevşeme egzersizleri çalışmak gibi. Onun bir uğraşı alanını oluşturmak gibi, bir psikososyal rehabilitasyonda sanatı kullanmak gibi olabilir. İşte bir mandalayı hızlıca uygulayabilir, boyamayla dikkatini dağıtabilir. İşte bahsedildi, yemek yerken yakınıyla iletişim kurması için görüntülü iletişime davet edebiliriz. Bunlar da o dönemde adaptif olarak baş etmesine yardımcı olan kısımlar. Bu iki kısmın dışında üçüncü müdahale, özelleşmiş psikolojik girişimler. Burada biz kurumsal modellere, beceri eğitime dayalı çeşitli psikolojik girişimler uygulayabiliyoruz hastalarımıza. Danışmanlıklar veriyoruz. Kısa süreli çalışmalar, psiko eğitimler bu gruba giriyor. Son basamakta ise o piramidin en üstünde terapi grubundan bahsedebiliriz. Terapi alması gereken hastalar da olabiliyor. Bu da kognitif davranışlı terapiler. En yaygın olarak bizim konsültasyon yazon psikiyatrisinde hasta grubuyla çalışırken uyguladığımız terapi grupları içerisinde. Onların ihtiyacına göre sanat terapileri, psikoanalitik terapiler, kişiler arası ilişkiler terapileri gibi KLP uygulamalarını sıkla kullandığımız psikososyal bakımın terapi boyutundaki dördüncü düzeydir. Bu piramitte peki disiplinler arasında nasıl bir sınır olacak? Temelini aslında o adaptif uyum süreci, hastalığa ve psikososyal gereksinimleri tanıladığımda ve ele aldığımda çözebileceğim kısım. Genellikle burada bir müdahale olduğunda o tedavi uyum bozuklukları, yaşadığı kaygılar çözülebiliyor. Buraya tüm sağlık profesyonelleri uygulayabilir dedim ya, o bir ve ikinci düzey bakım becerilerini aslında biz lisans eğitimi içerisinde verilen eğitimlerle öğrenmiş oluyoruz. Alan bizim uygulama alanımız oluyor ve iletişim becerisi böyle doğuştan bizim içimizde olan bir şey de değil aslında, öğrenerek de geliştirebiliyoruz biz bunu.
O yüzden bu beceriyi geliştirmeye çalışmak mümkün olması lazım. Psikopatoloji uyum bozuklukları biraz daha geniş bir kısımda, bir üst kısımda. Orada da yine KLP hemşiresi, psikiyatri hemşiresinin o özelleşmiş uygulamalarla, üçüncü ve dördüncü uygulamalarla çözülebilecek kısım. Bir kısımda psikiyatrik bozukluk tanısı alan bir grup oluyor. Burada da psikiyatristin bir psikopatolojiyi teşhis edip organize bir tedaviyle hastaya yaklaşmak. Yine psikiyatrik girişimlerin dördüncü düzeyindeki ruh sağlığı uzmanları tarafından uygulanacak terapi girişimleri de bu devrede ele alınması gereken kısımlar. Şimdi alanda neler yapılmış peki psikososyal bakıma yönelik diye bakıldığımızda bu 5 yıllık bir izlem çalışması verilmiş. Peru'daydı yanlış hatırlamıyorsam evet. Çoklu ilaca dirençli bir hasta grubuna tüberküloz hastalarına uygulanan gelmedi galiba. Hastalarına uygulanan tedavi uyumunu arttırmaya yönelik bir psikososyal destek müdahalesinin 5 yıllık izlem sonucu raporu yayınlanmış. Burada psikiyatristler ve hemşirelerden oluşan grup liderliği yapılan psikoterapetik grup terapileri uygulanmış ve 8 grup oluşturmuş. Müdahale içeriğinde 2 ayda bir oluşan destek grupları var, eğlence aktiviteleri var, sembolik kutlamalar var, periyodik aile atölyelerinden oluşuyor. Sonu çok güzel bir sonuç diyor. 285 hastayla çalıştık biz bunu. %3,5'u sadece tedavi uyumsuzluğu gösterdi. Hastaya bütüncül yaklaşım aslında çok ilaçlı, ilaca dirençli grupta nasıl yüz güldürücü bir sonuca doğru götürdüğünü gösteriyor. O yüzden sadece ben tedaviye ve diğer süreçlere odaklanırsam burada kaçırdığım alanlar olacaktır. Burada orada hastalara da çok güzel sözleri var. Ben kıymet veriyorum böyle onların niteliksel olarak sözlerini içeren çalışmaları. Demiş ki terapi grubu sayesinde bende bu hastalık var diyebileceğim bir grup insanla tanıştım. Ayırmıştık, onu stigmatize etmiştik. Diyor ki ama aslında sadece ben değilmişim. Bunu benden başka yaşayan kişiler de var. Artık odama dört duvar arasında hapsolmuş değilim. Bazen duvarlarla bile konuşurdum. Tanrı'ya neden beni cezalandırıyorsun diye sorardım. Hastalıkla ilgili genelde böyle bir süreç de olabiliyor. Bir ceza olarak algılıyor hastalarımız. Şimdi artık diyor ki bunun bir ceza olmadığını anladım. Bu bir grup gerçek arkadaşla tanıştım ve gerçekten arkadaş olarak görebileceğim ve onlara ne hissedebileceğimi anlatabileceğim bir gruptu. Ve şimdi iyileştim diyor artık. Yani sadece kendine ait ve cezalandırıldığını hisseden bir hastanın psikososyal açıdan iyi olmasını bekleyemeyiz zaten. Bu dinamik birçok yönüyle de ortaya çıkardığı şekilde biz tedaviyi tam alsa bile psikososyal yönden çökmüş hastalarda da bir takım sürecin uzadığını görebiliyoruz. Diğer bir hasta da diyor ki tedavinin bizde oluşturduğu, vücutta oluşturduğu, beden imajında oluşturduğu yan etkilerden yakınıyor. Kullandığı ilaç bir pigmentasyon sorunu oluşturmuş. Bu çalışmanın yapıldığı Peru'da da koyu renkli olmanın bir ayrı bir stigmatizasyon sebebi olduğu söyleniyor. Yani toplum içerisinde ayrıca bir damgalanıyor. Sürekli bana cildimin neden bu kadar koyu olduğu sorulduğunda ya işte kumsalda dağlara gittiğimi söylüyordum. Yani başka ne yapabilirdim ki diyor. Damgalanmayı, marjinal olmayı göze alıp gerçeği mi söylemeliydim? Kim marjinalleşmek ister ki? Veya yalan söylemek gerekir burada diyor. Bu hastanın bir müddet sonra bu ilacı kullanabileceğini düşünüyor musunuz? Bırakıyor tedavi. Sonunda ölüm olsa bile bırakıyor. Burada diyor ki sonunda ve ben bu gruptan öğrendim ki tedavinin yan etkilerine rağmen ölümümü göze alıyorum, yan etkilerle baş etmeyi mi göze alıyorum. Bunu göz önüne alarak tedavi bir destek gruplarının, hasta gruplarının destek halinde şeklinde de bu süreci geçirmiş iyileşen kısmı gördüğünde evet bunu yaşıyorum ama bir müddet sonra bu belirtiler hayatımdan çıkacak. Ben de normale döneceğim. Demeye başlıyor ve bu belirtiye rağmen tedavide tutabiliyoruz hastayı. Şimdi genel bir bakıldığında hastaya psikolojik destek verdim demek aslında neyi içeriyor? Genel bir psikososyal tanılamayı içermekte. Biz bu hastayı sadece fiziksel özellikleriyle işte öksürüğüm var mı, nefes darlığım var mı, işte diyarem var mı, başka şikayetlerim var mı, fiziksel taramayı yaparken psikososyal yönden taramamız da gerekiyor. Sosyal desteklerini görmemiz gerekiyor. En etkin bir dinleme olması lazım. Duygularını tanılamasına ve ifade etmesine yardım.
burada düşüncelerini açıklaştırmak, bilgi vermek, baş etme becerisini geliştirmek, sosyal destek ve eğer bunlara rağmen çözülemeyen bir durum varsa bir üst uzmanlıktan KLP veya kliniğinize KLP hizmeti veren bir bilim yoksa da psikiyatri biliminden direkt bir konsültasyon istemek gerekebilir. Bunlar bizim görev dağılımımız içerisinde. Bunu şimdi vakti hızlı kullanmak için geçeceğim ama genel olarak iletişimle ilgili bir çalışma direkt burada bulamadım ama kanserde yapılmış iletişim becerilerini ölçen bir çalışmada amacı çok farklı. Klinikte demişler ki sizin iletişimle ilgili desteğe ihtiyacınız var mı? Kişiler demiş ki hayır biz çok iyiyiz, yönetebiliyoruz. Kliniğin, çalışmanın bir basamağında kliniğe gözlemci gönderiyorlar. Ve gözlemciler bakıyor ki aslında kişilerin dinleme, açık uçlu sorular sorma ve bakış açısını ortaya çıkarma gibi temel iletişim konusunda sorunlar yaşıyoruz. Bize sorulduğunda hepimiz çok iyi yapabiliyoruz ama gözlemle beraber görülüyor ki bizim algıladığımızla aslında gerçekte olan birbiriyle örtüşmeyebiliyor. O yüzden burada işte moralini yüksek tut, olumlu düşün, kafana takma, inşallah düzeleceksin, daha senden ne kötüleri ver dediğimizde kimseyi rahatlatmıyor. Hasta bir kere anlaşılmamış hissediyor bu noktada. Kalkan gibi kendimizi koruyoruz. Bana bunları anlatma, ben nasıl baş edeceğimi bilmiyorum diyorum aslında. Bu çaresizlik, yetersizlik hisseden aslında ben olmuş oluyorum. Sadece sinyalleri doğru değerlendirmemiz ve duyguların açmasına olanak sağlamamız yeterli burada. Bize bunu ifade eden kişinin korkusunu ona yansıtarak göstermemiz gerekiyor. Korktuğunuzu görebiliyorum. Bu süreçle ilgili, desteklerle ilgili aktif dinleyebilmek, paylaşmak, sadece paylaşmak istiyor bazen bu duygusunu. Ve bununla ilgili aslında diğer çalışmada da söylemişti, benden başka insanların da bunun yaşadığını duymak rahatlatıyor. İntihar düşüncesi var kişinin aklında, diyor ki işler kötüye gidiyor, akıl sağlığımı bile kaybediyorum, kendimi öldürmek istiyorum. Aslında bu tedavi sürecinde görebildiğimiz bir belirti olduğunu söylediğimiz anda bile rahatlıyor hastalarımız. Yani burada çaresizlikten bir miktar çıkarmamız lazım. Bunlar genel özet. Süreyi etkin kullanmak için şöyle hızlıca geçeyim. Mümkün olduğunca hastayı dinlememiz ve iletişimle ilgili bahsettiğimiz şekilde onun bize yansıttıklarını ona geri yansıtmamız bile yeterli olacak. Bazen bu süreç içerisinde soru sormayla ilgili çok güzel bir örnek yaşamıştık biz klinik vizitimizde. Direkt tüberküloz hastası değil ama onkolojik bir rahatsızlığı olan bir hasta. Genel kontrolüne gidiyor. Diyor ki hekim nasılsın? Muayenesini yapıyor. Diyor ki yiyemiyor kızım diyor. Hani babası konuşuyor. Çünkü kızın bir fungal enfeksiyon geçiriyor. Ve ardından bir takım bir sürü ciddi rahatsızlıklar çıkıyor. Nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıkları. Yiyemiyor diyor. Aa diyor tamam beslenmesi bozuksa bir de gastro sizi görsün. Acaba altta yatan bir şey var mı? Hasta diyor ki hasta yakını bize. Aslında hastanın psikotik içerikli düşünceleri sebebiyle yemediğini biliyorum ama bana dönüp sormadı neden yemediğiniz. Deseydi ben söyleyecektim. Şimdi bir de boşuna gastroya gidiyoruz diyor. Çok basit bir soru. Tahmin edersek işte herkes diyebilir. Hasta yakında durup söylemedi mi ya? Hocam öyle bir şey yok diye. Söylemiyor. Otoriteyle karşıya karşıya kalan hasta ve hasta yakınları sosyoekonomik düzeyine kadar değişse bile, bilginin yanlış olduğunu sezse, yanlış anlaşıldığını hissetse bile orada yüzleştirmeyi yapmıyor. Orada var olan işitsel halüsinasyonları hastaya yeme dediği için aslında yemiyor. Burada gastroyla çözülecek bir problem değil, kronik devam eden psikiyatrik semptomla devam eden bir sorun var. O yüzden aktif dinlediğimizde, etkin bir şekilde soru sorabildiğimiz sürece, bilgi verebildiğimiz sürece ve uyumla ilgili o psikososyal tanımlamayı yapabildiğimiz sürece burada bütüncül yaklaşabiliyoruz. Ben sözlerimi burada bitirmek istiyorum. Herkese sabrı için teşekkür ederim. Sezinlemek için, bunları, bunu görebilmek için
çok çaba sarf etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani ben ne yapabilirim bu noktada? İşte kendimizin bazı şeylerle yüzleşmesi önemli diye düşünüyorum. Bir de en önemlisi sanırım bunu yaşlı bakımında da görmüştüm. Şeyden korkuyorlar. Psikozda bile olsa bakımın devamlılığının sürmemesinden dolayı sağlık profesyonellerinden korkuyorlar ve gerçeği söylemiyorlar hastalar. Yaşlılar da bunu yapıyor. Sanırım genç yaşta da fark etmiyor. Tüberküloz hastaları da. Bizim ülkemizde böyle bir sorun var. Sorunu söylemiyorlar çünkü sanırım bu bir modelde de vardı. Bakımın devamlılığından, bunun eksilmesinden korkuyorlar. Bu büyük bir tehdit. Onlara tehdit ediyoruz demektir alttan alta. Demek ki bir tehdit hissi veriyoruz. Sana bakmam, bakmana devam etmem diyoruz. Bunu her alanda da yapıyor olabiliriz. Yani sadece hastalarımıza değil, yetiştirdiğimiz çocuklara bile yapıyor olabiliriz. Çok temelden bir şey olmuş diyorum. Nesibe Hanım benim arkadaşımdır. Uzun zaman beraber çalıştık dernekte de, Psikiyatri Hemşireliği Derneği'nde. Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Çok sağ olun. Konuşmaları için, söz verdikleri için. Nari'nin de dediği gibi aslında böyle iletişim dilimizle, bazen beden dilimizle bile hastalara bu sinyali verebiliyoruz. İyi ve uslu çocuk olurlarsa sürecin devam edeceğini düşünüyorlar. O yüzden bazı semptomları gizleme, bazı yaptıkları davranışların hatalı olduğunu bildiği halde diyete uymuyor veya tedaviye uymuyor, bize ifade de etmiyor. Yan etkilerle ilgili yaşadığı zorluktan dolayı devam etme. Aslında bize anlatsa belki alternatif bir şey çıkartacağız ama bu sefer o uslu çocuk rolünden çıkmış olacağı için genelde saklayabiliyorlar. O yüzden bizim yaklaşımımız onların da problem alanlarını ortaya çıkarması için çok etkili olabiliyor. Tekrar teşekkür ediyorum. Kapanışı yapmadan önce bugün burada yoğun emek ve çabalarıyla bir araya gelmemize vesile olan Sempozyum Düzenleme Kurulu'ndaki hocalarımızı sahneye arz ediyorum. Sayın Profesör Doktor Türkün Azaçtı, Sayın Profesör Doktor Hülya Nilgün Gürses, Sayın Doçent Doktor Ayşe Güneş Bayır, Sayın Doktor Öğretim Üyesi Özcan Erdoğan, Sayın Doktor Öğretim Üyesi Narek Doğan, Sayın Doktor Öğretim Üyesi Ayşe Doz, Sayın Doktor Öğretim Üyesi